Hakkı'nın altılı ittifak olup olamayacağını tartışıyorduk. Bu yıl ittifakların bittiğini konuşuyoruz. Bu ülkemiz açısından bana kalırsa büyük kayıp. Çünkü birbirinden farklı partilerin bu bunca kutuplaşmanın içerisinde birlikte hareket edebilmesi çok kıymetliydi demokrasi açısından. Bu açıdan değerlendiriyorum ben olaylara bakıyorum aslına bakarsanız. Çünkü şu anda eğer ittifakların bittiği bir ortamda isek o zaman karanlık daha da karanlık olacaktır ülkemiz açısından. Işığı görmekte zorlanıyoruz şu günlerde. Açıkçası itiraf etmeliyim ben de görmekte zorlanıyorum. Çünkü şimdi seçim sonuçlarına bakıyoruz. Ekonomistim diyen Erdoğan'ın yeni ekibiyle beraber yarattığı ekonomik yani nasıl ısrarından vazgeçildi güya ama ortaya çıkan politika dövizin daha da hızlı artmasına neden oldu. Bu ne demek? Enflasyon demek, hepimiz için hayat pahalılığı demek. Asgari ücret daha yeni zamlandı ama o zammın bir ay dayanamaması demek. Bunlar çok feci gelişmeler. İşte bu ortamda olması gereken Türkiye'nin rasyonel politikalara dönmesi ki bu da sadece ekonomide değil bütün genel anlamda rasyonel politikalara dönmesi. Bu da güçlü bir muhalefet, sağlıklı, gerçekten sağlam yapıda bir muhalefetle mümkün olacaktır. Tek çıkışı Türkiye'nin bu diye görünüyor bana. Muhalefet partilerinin o değişim havası içerisinde bu mesajları iyi aldığını ve hızla toparlanarak iktidar gibi yerel seçimlere odaklandığını düşünüyorum. Düşünmek istiyorum. İyi Parti'nin bugün kurultayı vardı. Sözü uzatmayacağım. Hemen konuğuma döneceğim ve o kurultayın mesajlarını konuşarak başlayalım istiyorum zira. Efendim Turan Çömez bizimle birlikte. Meral Akşener'in İyi Parti lideri tekrar seçilen liderliğe Meral Akşener'in baş danışmanı Balıkesir Milletvekili. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim çok kıymetli muhalefetin varlığı ve güçlü olması Türkiye açısından hepimiz için diye düşünüyorum. O bakımdan bugünkü kurultayın özellikle odaklanıldığı mesajı pişmanlık meselesi. Oradan başlayalım söze. Nedir İyi Parti kurultayının bu üçüncü kurultayın olağan kurultayın mesajı bu pişmanlık mesajı özellikle dikkat çekerken ittifaklar dağılıyor mesajı mı çıkaralım buradan dağıldı mesajı mı çıkaralım? Tam olarak değil. Altını çizdiğiniz konu çok önemli. Ama Türkiye'de demokratik kültür olgunlaşıyor. Meseleye böyle bakmak lazım. İktidarlar dünyadaki bütün rejimlerde var. Ama muhalefet sadece demokrasilerde var. Onun için muhalefet olmak da, muhalefet sorumluluğu üstlenmek de aslında toplum tarafından verilmiş özel bir görev, önemli bir görev. Ve biz sorumluluğumuzun farkındayız. Tabii geçmiş dönemde yaşadıklarımızdan ve yaşananlardan biz ders çıkarttık. Bunlardan bir anlam çıkarttık. Hem partimiz adına hem Türk demokrasisi adına hem de Türkiye adına, Türk milleti adına. Ve Türkiye ileriye nasıl daha güvenle yürüyebilir? Demokrasi nasıl olgunlaşabilir? Ve biz tabii ki tırnak içerisinde bu 21 yıllık tek adam rejimine nasıl son verebiliriz? Bu ülkeye yeniden nasıl nefes aldırabiliriz? Bunun siyasi çalışmasını yapıyoruz. Aslında kongre bugün tam da bu niyetle kurgulandı ve bu mesajları verdi. Öyle okumak lazım. Tabii geçmiş dönemden aldığımız dersler var derken önce Sayın Akşener şunu söyledi. O 15 milletvekili konusunda pişmanlıklarını ifade etti kamuoyuna. Peki o yapılan doğru muydu, yanlış mıydı? Yanlış olduğu için mi pişman olundu yoksa yapıldıktan sonra yaşanan süreçte ortaya çıkanlar mı kendisini üzdü ve pişman etti? Böyle bakmak lazım. Aslında bu ikincisi. Şimdi o dönemde İyi Parti'ye verilen, CHP tarafından verilen 15 vekil aslında İyi Parti'ye verilmedi. Demokrasiye verildi. Ve 15 vekil orada İyi Parti'nin önüne konmuş o güçlü bariyerin, o engelin, o eziyetin, o zırhın parçalanmasına yol açtı. Ve bu şekilde parlamento yeniden halkın teamülüyle şekillendi. Ve daha sonra gelişen Büyükşehir Belediye Başkanlıkları süreci işte o dönemde aslında temelleri atıldı. Bu itibarla Sayın Kılıçdaroğlu doğru bir şey yaptı ve Sayın Akşener o tavrıyla aslında demokratik kültürü olgunlaştırmak için gerçekten büyük çaba harcadı ve çok önemli sonuçları da ortaya çıktı. Çünkü despotik bir rejimin, tek adam rejiminin kendinden başka hiç kimseye tahammül edemeyen bir anlayışın karşısına dikilmiş bir İyi Parti vardı. Peki niye pişman oldu, niye üzüldü? Asıl üzüntü ve pişmanlık şundan, alınan 15 vekilden değil,
Ondan sonraki süreçte yaşanan o haksız saldırılardan ve ithamlardan bitmedi bu süreç. 15 vekil verdik, 15 vekil verildi, 15 vekil verildi. Hayır, bu 15 vekil İYİ Parti'ye değil, demokrasiye verildi. Ve o sebeple zaten benim de şehrim olan Gönen'in yazarı Ömer Seyfettin'in diyet öyküsüne atıf yaptı. E yeter artık, ben de bunun diyetini vereyim anlamında bir atıf yaptı Sayın Akşener. Dolayısıyla bu vurgu önemliydi. Yani Türk demokrasisine katkı sağlayan bir sürecin ardından bu tür spekülasyonlar hatalıydı ve yanlıştı. Şimdi artık bir kuyruk olmayacağız anlamında bir ifadede bulundu. Çok ağır ifadeler de bu, hani sonuçta partilerin kamuoyunu da, örneğin CHP kamuoyunu da üzecektir, üzmüştür diye aslında, düşünüyorum. Değil aslında, hayır. Onu ben lütfen izah edeyim. Burada kuyruk olmayacağız ifadesi, artık biz yola çıktığımız günden beri birçok gerekçeyle, birçok nedenle arka planda kalmaktan yorulduk. Ve biz kurumsal kimliğimizle, parti kimliğimizle, hem tabanın talepleriyle artık kendi başımıza varız ve güçlü bir şekilde varız. Ve bunu da kanıtladık. Bu itibarla bundan sonra bir edilgen ya da birilerinin biz buradayız, hadi gelin gidiyoruz şeklindeki politikaların muhatabı olmayacağız. Ve önümüzdeki dönemde aynen sizinle benim oturduğum gibi masanın iki karşı tarafında oturacağız. Yeniden demokratik kültürü olgunlaştırmak, yeniden bu ülkede umutları yeşertmek ve yeniden bu tek adam rejimini güçlü bir şekilde tarihin karanlık sayfalarına gömmek için herkesle oturacağız, konuşacağız. Dolayısıyla burada bir İYİ Parti'nin kurumsal duruşuna vurgu yapıldı ve bu bizim tabanımızın da beklediği bir tavırdı. Yani özellikle delegelerimizin, teşkilatlarımızın. İçerideki tartışmalara mı daha çok dönük bir? Hayır, içeride büyük bir beklenti vardı. Çünkü hakikaten biz özellikle son seçimlerde, ben de bizzat bu sorunu önemli ölçüde yaşadım, ciddi problemlerle karşılaştık sahada. Ve kendimiz olmakta zorlandık. Kendi politikalarımızı anlatmakta zorlandık. İYİ Parti'nin vizyonunu, İYİ Parti'nin Türkiye hayalini, İYİ Parti'nin çözüm önerilerini ve İYİ Parti'nin kadrolarını toplumla paylaşmakta zorlandık. Çünkü önümüze hep altılı masayla ilgili bir takım tezviratlar, iddialar ortaya kondu. Ve biz onları savunmaya çalışmak ve başka ithamlar, Erdoğan'ın yalan videolarını savunmaya veya izah etmeye zaman ayırmaktan kendimize vakit ayıramadık. Bu bizi yordu. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde İYİ Parti kurumsal kimliğiyle, kendi karakteriyle, kendi politikalarıyla, kendi duruşuyla ve kadrolarıyla tebarüz edecektir. Kamuoyu önüne çıkacaktır ve Türkiye'ye çözüm üretecektir. Ve Türkiye'nin tamamına siyaset yapacaktır. Türkiye'nin tamamını hedefleyen, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine herkesi kucaklayan bir siyaset yapacaktır. Ve bir çözüm partisi olacaktır. Yani Türkiye'nin dertlerine çözüm üretecektir. Eleştirilere de aslında çok keskin yanıt vermiş oldu. Hani ayrılanlar olduğu için söylüyorum partiden. Onlara da aslında keskin bir yanıt vermiş oluyor Sayın Akşener. Bu özellikle masadan kalktı geri oturdu sürecindeki eleştirileri yanıtlamış oldu. Bana kalırsa bir lider, böyle sert bir lider görünümüyle yola devam ettiği mesajını vermiş oluyor. Bu yeni dönem ittifaksız mı olacak? Hani başlangıçta sormuştum, kaynamasın. Hemen ona gelmeden cümlenizin başındaki iki konuya açıklık getireyim. Masadan kalkılma süreci çok zor bir süreçti ve şartlar mecbur bıraktı ve o dönemin, çok kritik dönemin çok akıllıca yönetilmesiyle Türkiye bugün belki de gelecek dönemin umutlarının temellerini attı. Doğru bir lider ve lider etrafındaki kadro şekillenmesi yine Sayın Akşener'in tavrı ve tutumuyla oldu. Bakın, burada son derece samimi bir lider var. Ben aday olmayacağım dedi. Seçilsin adayımız dedi. Tek adam rejimine son verelim dedi. Demokrasi dedi. Ve buna rağmen masanın son toplantısında, o detaylara girmek istemiyorum, geride kaldı artık, beklenmedik bir dayatmayla karşılaştı Sayın Akşener ve onun karşılığında konmuş olan tavırla masa yeniden adaylığını ve aday etrafındaki kadroları şekillendirdi ve evet kazanılmadı ama %48 ile yeniden bir umut ve heyecan oldu. Ben böyle inanıyorum, böyle düşünüyorum. Öte yandan bitti mi ittifaklar? Hayır, tabii ki bitmedi. Zaten ittifakın hukuki ve teknik boyutu biliyorsunuz seçimle beraber bitti. Cumhur İttifakı'nın da bitti. Bu yasal bir süreçti ama bizim siyasi birlikteliğimiz tabii ki olacaktır, olabilir. Bunun olup olmayacağı ve olacaksa nasıl olacağı konusu önümüzdeki günlerin konusu. Yani şu denmedi masada, biz masayı dağıttık, her şey bitti. Hayır, biz bir partiyiz.
Biz yapılan haksız eleştirilerden yorulduk, tabanımız yoruldu, teşkilatlarımız yoruldu. Türkiye'nin çözüm partisiyiz. Bütün Türkiye'yi kucaklayacak güçlü bir partiyiz. Bundan sonra özellikle başta yerel seçimler ve ben yerel seçimlerin bir sonraki genel seçimler için bir dönemeç noktası olduğunu, bir eşik olduğunu bilen ve buna inananlardanım. Dolayısıyla oradaki sorumluluğumuzu biliyoruz ve yerel seçimlerin mutlaka başarıyla sonuçlanması gerektiğine inanıyoruz. Orada sorumluluğumuz neyi gerektiriyorsa samimiyetle onu hayata geçireceğiz. Yani özellikle merak edilen tabii büyük şehirlerde İYİ Parti hani aday gösterecek mi? Hani bu ittifaksızlık derken hani onu vurgulamak istiyorum aslında. Çünkü yerel seçimlerde İstanbul'un alınması, Ankara'nın alınması birlikte hareketle mümkün olmuştu. Yani bundan sonrasında böyle bir ayrışma, kendi adayımızı gösteririz gibi bir tutuma mı işaret bu? Bunu konuşmak için çok erken. Masada bütün alternatifler var ama altını büyük harflerle yazıp altını kalın bir çizgiyle çiziyorum. Yerel seçimlerin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Hem partimiz, hem demokrasi, hem Türkiye'nin yarınları adına ve genel seçimler için bir eşik olduğunu da biliyoruz. O sorumlulukla hareket edeceğiz. Sayın Akşener'in hep bize söylediği şey şu: Türkiye'nin menfaati partimin menfaatinin önünde gelir. Bu çok önemli. Biz hepimiz buna inanıyoruz. O itibarla o gün, o zemin, o atmosfer ortaya çıktığında bu sorumlulukla hareket edeceğiz. Sadece bizim itirazımız ya da politik olarak yeni tavrımız, hadi biz gidiyoruz, takılın peşimize. Hani Sayın Akşener'in o ifadesiyle artık kuyruk siyaseti yapmayacağız. Aslında bu. Yani biz buradayız, biz gidiyoruz, siz de bize takılın. Böyle değil. Sizinle benim gibi masanın etrafında oturup çözüm üretebilmek, bunun için diyalog kurabilmek ve en doğru politikaları beraber ortaya koymak ve eşit şartlarda masaya oturmak. Dolayısıyla gereken neyse Türkiye'nin istikbali için o yapılacak. Şunu anlamaya çalışıyorum bir yandan da aslına bakarsanız. Şimdi girişte ben de hani Millet İttifakı'nın altılı masaya dönüştüğü süreç, sonra o altılı masanın toplantılar yapıp altı liderin ortak mutabakat imzalayışı. Hani bunlar aslında demokratik olarak heyecanlı süreçlerdi. Fakat o mutabakatlarda bir sıkıntı mı vardı ki şimdi hani sanki hiç yokmuş gibi arkamızı dönüyoruz gibi? Hayır, öyle bir şey yok. Bakın, konuşmada mutabakata dair hiçbir atıf yok. O mutabakat metni çok büyük emeklerle, çok uzun zaman diliminde hazırlanmış bir metin ve binlerce madde üzerinde, on binlerce saat çalışılarak hazırlanmış bir metin. Herkesin emeği var, bütün partilerin katkısı var, İYİ Parti'nin olduğu gibi. Dolayısıyla o aslında Türkiye'nin bir çözüm paketiydi ve bizim ortak politikalarımız onlar. Bu itibarla ona tabii ki sahip çıkıyoruz. Çok değerli çalışmalar, çok kıymetli çalışmalar. Öte yandan tek adam rejiminin hüküm sürdüğü bir atmosferde farklı siyasi geleneklerden gelen, farklı anlayışları temsil eden siyasi liderler tam bir buçuk yıl bir masanın etrafında oturdular, konuştular, tartıştılar ki bu çok önemli bir kültür ve bir demokratik olgunlukla o masayı yürüttüler. Bu çok kıymetli ve Türk siyasi tarihi bunu çok güzellikle yad edecek, çok olumlu anacaktır. Bugün atılan o temeller Türkiye'nin yarınları için çok anlamlıdır. Bu itibarla her şey bitti, biz artık falan tarzında değil. Kimsenin peşine takılmıyoruz. Kimsenin de bizim peşimize takılması gibi bir beklentimiz yok. Biz güçlü bir siyasi partiyiz ve biz bugün Türkiye'ye çözüm üretiyoruz ve bu çözümü herkesle konuşmaya hazırız. Çok net. Özellikle partiden ayrılan mesela Yavuz Ali Ağaroğlu, söylemesi de çok zor soyadının, kusura bakmasın, Yavuz Ağaralioğlu'nun bir hareket başlattığı ortaya çıktı. Belki partileşecek. Şimdi o eleştiriler bir yandan da İYİ Parti kurultayının bir öz eleştiri olması gereğini de ortaya koyuyor. Bu anlamda öz eleştirinin gerçekleştiğini düşünüyor musunuz? Şöyle, eğer seçime dair bir öz eleştiri soruyorsanız elbette bütün detaylarıyla biz seçim sürecini analiz ettik. Neler oldu, neler olmalı, neler olabilirdi, nasıl olmalıydı, bütün bunların analizlerini yaptık. Şimdi konuşmanın ilk bölümünde siz Sayın Akşener'in çok sert konuştuğunu ve işte partiden ayrılanlar, aslında hedef partiden ayrılanlar değil, hedef bizlerdik orada. Ve Sayın Akşener bize bir mesaj verdi. Çok da samimi bir mesajdı. Dedi ki bakın, burada makam peşindeyseniz, mevki peşindeyseniz, rant peşindeyseniz kapı orada. Ben Türkiye için yola çıktım. Emek harcadım, eziyet çektim, çile çektim, bedel ödedim. Ödemeye devam ediyorum. Lütfen siz de bu duygularla siyaset yapacaksanız benimle olun. Aksi halde bir beklentiniz varsa benim peşimden vekillik, efendim genel başkan yardımcılığı, GİK üyeliği, belediye başkanlığı vesaire tarzında ya da başka gerekçelerle bir beklentiyle koşuyorsanız yapmayın. Biz
tertemiz, pırıl pırıl, yurtsever kadrolarla yol yürüyeceğiz. Ayrılan arkadaşlarımızla ilgili bir mesajı, bir ifadesi olmadı Sayın Akşener'in. Evet, çok haksız, çok yersiz, çok ağır yalan ve iftiralara maruz kaldık. Ama onlar artık bizim muhatabımız değil. Bunların gerekçelerini biliyorum. Niye bu arkadaşlarımızın bu tür iddialar ortaya attıklarını da biliyorum ama inanın geri dönüp bunların üzerinde analiz yapmanın gerekli olduğunu kabul etmiyorum, düşünmüyorum. Arkadaşların yolları açık olsun ama burada verilen mesaj parti içerisindeki arkadaşlarımıza, çünkü Türkiye rant siyaseti yapan, ahlaksız siyaset yapan, demokrasinin kurum ve kurallarını ayaklar altına alan, makam ve mevki siyaseti yapan tek adam rejiminden bıktı artık ve bunun Türkiye'ye faturası çok ağır oldu. Onun için Sayın Akşener diyor ki biz yurtsever kadrolarla, vatansever kadrolarla, bu ülkenin istikbali için çalışacak ahlaklı kadrolarla, birikimli donanımlı kadrolarla yol yürüyeceğiz. Hiçbirinizin makam, mevki, rant peşinde olmanızı istemiyorum. Bundan daha güzel ne olabilir? Bu olduğu için biz bu kadar rahatız. Böyle bir kaygımız olsa herkesin kafasında soru işareti olur. Hiçbir soru işareti yok. Ben 12 yıllık sürgün hayatından sonra kurmuş olduğum her şeyi, bütün düzeni, kariyerimi, üniversitedeki hocalığımı, hekimliğimi, her şeyimi bıraktım. Geldim, pırıl pırıl kadrolarla siyaset yapıyorum. Niye? Türkiye'nin yarınları adına hem bir sorumluluğum var hem de umudum var. Dolayısıyla Akşener'in mesajı burada yürekli, iyi niyetli, samimi, yurtsever, iyi parti kadrolarınaydı ve biz bundan çok mutlu olduk. Evet, mesaj bizim için diyorsunuz. Bu pusulamız millet, rotamız net ifadesinin önümüzdeki süreçte daha netleşeceği bir program, bir takvim oluştu mu acaba? Millet odaklı siyaset yapıyoruz. Türkiye odaklı siyaset yapıyoruz. Marjinal bir anlayışın temsilcisi değiliz biz. Evet, bizim partimizin kuruluş temelinde Atatürk milliyetçiliği, milliyetçilik duygusu çok hakimdir. Hepimiz buna bağlıyız, sadığız ve samimi olarak destekliyoruz. Ama bunun üzerine bina edilmiş bir Türkiye ideali var. Türkiye'nin tamamını kucaklayan, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine bütün kesimleri kucaklayan, Türkiye'nin tamamını bağrına basan bir siyaset anlayışı var. Merkez ve merkez sağ siyaseti. Ve bununla beraber rotamız net, istikametimiz millet. Yani bizim hedefimiz millet. Bunu net olarak ortaya koyuyoruz. Bu itibarla az önce söylediklerimle örtüşen bir paroladır bu. Bizim derdimiz millet. Bizim derdimiz Türkiye. Bizim derdimiz Türkiye'nin yarınları. Siz hesap içerisinde olmayın. Makam, mevki, rant peşinde koşmayın. Sakın ha bir hesapla siyaset yapmayın. Bizim bütün planımız Türkiye ve Türk milleti. Böyle samimi çalışıyorsanız gelin buyurun dedi ve bundan, o konuşmanın ardından salondan ayrılan herkes büyük bir moral motivasyonla, heyecanla ve inançla ayrıldılar. Ben de bugün çok hakikaten mutlu bir şekilde kongreyi terk ettim. Şimdi şu açıdan biraz açmanızı rica edeceğim onu. Çünkü seçim sürecinde muhalefete yönelik eleştirilerde özellikle sağ partilerin iktidardan farkının netleşmediğine dair eleştiriler yapıldı. O netleşme mesela belki anayasa referandumunda ortaya geldiğinde, önümüze geldiğinde yine birlikte hareket etmek olarak görülebilir. Başörtüsü meselesini söylüyorum. Önümüzdeki süreçte bir referandum bu hafta manşetlerdeydi. İlerleyen dakikalarda ayrıntılı konuşacağım diğer konuklarla da. Ama hani şunu vurgulamak için söylüyorum. İşte MHP, ondan sonra işte demin söylediğim belki yeni bir hareket çıkacak. Bir kitle partisi olma iddiası mı vurguluyor, iddiasıyla mı ortaya çıkacak İyi Parti? Hani orada mı net olacak? Biraz daha detaya ihtiyaç var sanırım. Biz %51'in gönlünü ve oyunu almak, diğer %49'un da güvenini almak için siyaset yapıyoruz. Bu itibarla biz bir Türkiye partisiyiz. Türkiye'nin tamamını kucaklayan, Türkiye'deki her bir ferdin, eşit ve birinci sınıf bir yurttaş olarak her bir ferdin sorunu bizim sorunumuz. Böyle bir sorumlulukla siyaset yapıyoruz. Öte taraftan haklı olarak şunu söylediniz. İktidarla farkının ne olduğunu toplum çok da anlayamadı. Millet haklı, çünkü bunu anlatacak ne zaman kaldı, ne zemin kaldı. Yalanlarla, iftiralarla, dedikodularla bir ülkenin cumhurbaşkanı kurgu videoyla bir teröristin reklamını yaparak bunun üzerinden bir başka cumhurbaşkanı adayına iftira yöneltti. Biz bunlarla uğraşırken kendimizi anlatamadık. Suçlamıyorum, daha fazla çalışmalıydık. Başka modeller, başka formüller bulup bunu anlatabilmeliydik ama biz bunlarla uğraştık. İktidardan ne farkınız var? Bizim iktidarla hiçbir benzerliğimiz yok. Biz yalan söylemiyoruz. Biz dedikodu yapmıyoruz. Biz iftira atmıyoruz. Biz çalmıyoruz. Biz çırpmıyoruz. Biz makam mevki sahibi olmak için siyaset yapmıyoruz. Bizim bir ayağımız Kandil'de, bir ayağımız Brüksel'de değil. Gözümüz Rusya'da, kulağımız Amerika'da değil. Biz bu ülkeyi Türkiye'den idare etsin, Türk yurttaşları idare etsin ve bu ülkenin asil evlatları idare etsin istiyoruz.
Asla bir benzerliğimiz yok. Bütün siyasi kariyerini rant üzerine kurmuş, tek adam rejimi üzerine bina etmiş, antidemokratik uygulamaların merkezi olmuş bir AKP ile bizim anlayışımızı asla kimse örtüştüremez. Anayasa tartışmalarına gelince bakın, bugün bu ülkede özgürce yürüyemeyen insanlarımızın olduğu bir dönem yaşıyoruz. İnsanların telefonla konuşmaktan korktuğu, hala seçilmiş bir milletvekilinin cezaevinde olduğu bir düzenden bahsediyoruz. Siz önce yasaları çalıştırın. Önce mevcut düzeni demokratik ve rasyonel bir şekilde işletin. Siz eğer bunları işletmezseniz, siz kalkıp Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımıyorum, saygı da duymuyorum derseniz, ondan sonra yapacağınız anayasa çalışmalarına kimse güvenmez. Dolayısıyla önümüze gelmeden bir şey demek istemiyorum ama bizim Millet İttifakı olarak hazırladığımız bir anayasa taslağı var. Bütün Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu bir anayasa taslağı. Bu konuda son derece samimiyiz ve iddialıyız. Büyük emek harcandı. İstiyorsa AKP bunu konuşuruz. AKP'nin şu anda anayasa taslağı getirme niyeti de samimi değil. Çünkü bugüne kadar karnesi kırıklarla dolu. Bugün anayasa teklifini getirme niyetinin arkasında yerel seçimlere kadar Türkiye'yi meşgul etme çabası var. Ha, kategorik seçmeni olarak konsolide etme çabası elbette, diyor zaten. Kategorik olarak evet veya hayır demiyoruz ama bizim çözümümüz zaten ortada ve AKP'nin bu konuda özgürlükçü, demokrat, Türkiye'nin tamamını kucaklayacak bir anayasayı getirebilecek kapasitesinin ve niyetinin olmadığını biliyoruz. O bakımdan özetle yine sorunuza cevap vereceğim. AKP ile bizim bir teğet noktamız dahi yok. AKP bu ülkenin başına tek adam rejimini bela etmiş, yolsuzlukları bela etmiş, rant kültürünü bela etmiş, demokrasinin kurum ve kurallarını işlemez hale getirmiş, hukuku ayaklar altına almış, üniversiteleri siyasetin arka bahçesi haline getirmiş, medyayı siyasetin bir başka arka bahçesi, bir Pravda medyası haline getirmiş, demokrasiye inanmayan, siyasi yol haritası ve kariyeri U dönüşleriyle ve zigzaklarla dolu bir anlayıştır ve bizim onlarla hiçbir benzer tarafımız yoktur. Bu böyle biline diyorsunuz. Aynen öyle. Kurultay'da, kongrede bugün anlamadığım birkaç şey oldu. Onları da sormak lütfen istiyorum. Ben birincisi, iki gün bekliyordum. Hani muhalefetin varlık göstermemesi nedeniyle mi tek günde bitti? Hızlı hızlı ben hepsini söyleyeyim. Siz hepsine birden yanıt verin rica edeceğim. İkincisi, başka partiler davet edilmedi. Bu hani bu çok sert konuşma rahatsızlık yaratır diye mi acaba? Üçüncüsü de bu... Bir torbayla geldi Sayın Akşener, siz izah ettiniz ama bu çok ağır olmadı mı? Yani buna gerek var mıydı acaba? Şöyle Sayın Akşener, hemen sondan başlayayım. Bazı konuların daha iyi anlaşılabilmesi için metaforlar kullanır. Bu çok kıymetli aslında. Bunu siyaset diline kazandıran da kendisidir. Orada açıkçası partiye mesaj verdi, başkasına değil. Hı hı. Yani benim kapıma geliyorsunuz, benden makam istiyorsunuz, mevki istiyorsunuz, milletvekilliği istiyorsunuz, belediye başkanlığı istiyorsunuz, GİK üyeliği diyorsunuz, bütün taleplerle geliyorsunuz. Yapmayın. Benim sizden istediğim rant işi, siyaset, makam mevki işi asla olamaz. Zaten başında da söyledim. Bizim bir siyasi anlayışımız var ve ben torbadan mı çekeyim, bu kadar talep var, ben nasıl buna çözüm üreteyim derken aslında partiye bir mesaj verdi. Öte yandan iki günlük plan bir güne indirildi. Belki iki gün ihtimali üzerinde duruldu baştan. Fakat sürecin çok uzamayacağı kanaatine varıldı. Çünkü binlerce insan geldi. Türkiye'nin her yerinden insanlar geldi. Ve planlama ona göre yapıldı. Dolayısıyla herkes bayram üstü planını ona göre yapsın ve geri dönsün diye düşünüldü. Herkes şu anda kongre sonrası yollara düştü. Türkiye'nin en ücra köşelerinden gelen arkadaşlarımız var. O da onunla alakalı. Tabii partiler davet edilir, edilmez. Çok uzun bir kongre değildi bu. Hemen bayramın arkasına, seçimin arkasına alınmasının temel nedeni yaz döneminde artık kongre gündemi olmaması ve bizlerin vekil olarak sahada olması, parti yetkililerinin, temsilcilerinin sahada olması düşüncesiydi ve biz göreceksiniz yaz döneminde çok aktif bir siyaset yapacağız. Çok yoğun bir siyaset yapacağız ve sonbahar itibariyle meclisin yeniden açılmasıyla beraber çok dinamik, hem yerel seçimleri önceleyen hem de Türkiye'nin siyasetini önceleyen, parlamentodaki gündemini önceleyen bir politika takip edeceğiz. Bu konuşmadan ya da bugünden sonra yeni kopuşlar olur mu? Bu hani sert açıklamalardan sonra ortak akıl platformu diye hani hareket eden arkadaşlarla, bir İYİ Partililerle bir teması olacak mı yönetimin?
Biz kopuşlara değil gelişlere bakıyoruz. Biz kucaklamaya bakıyoruz. Biz herkesi bağrımıza basmaya bakıyoruz. Tabii insanlar haklı olarak medyanın dikkatini çeken bu, muhalefetin de dikkatini çeken bu oluyor. Ona odaklanıyorlar özellikle. Kim ayrılmış, kim istifa etmiş. Bir de gelenlere bakmak lazım. Bugün Oktay Vural gibi Türkiye'de evet, önemli bir devlet adamı bizim partimize geldi ve bizim için çok büyük bir kıymet. Keza ondan önce birçok arkadaşımız parti bünyesine katıldı. Bir siyasi partiye katılmak ne kadar doğalsa o partiden ayrılmak da o kadar doğaldır. AKP kurulduğu günden bugüne yüzlerce, binlerce istifa oldu. Yani Erdoğan'ın yola çıktığı isimlerden kim var etrafında bana bir söyler misiniz? Abdülhatif Şener'den, efendim Ali Babacan'dan, Davutoğlu'ndan sayabileceğim daha onlarca isim var. Kimse yok. Birçoğu istifa etti. Sayın Şener son şaşırttı ayrı bir konu. O ayrı bir konu ama ben ayrıldığını vurgulamak evet. için istifasından tabii, tabii, bahsediyorum. Tabii. Onu ayrı tartışırız. Tabii. Dolayısıyla istifa çok doğaldır. Bir partiye katılmak da doğaldır. Ayrılan arkadaşlarımızın yolu açık olsun. Ama bizim partimiz giderek güçleniyor. Bir umut haline geldi. Ve bugün son olarak da çok sürpriz bir şekilde Sayın Oktay Vural'ın katılması bize gerçekten güç kattı. Ve yarınlar için Türk milletine umut verdi. Bu kitle partisi rotasına mı giriş? Aslında o rota zaten var. O rota zaten var. Sayın Akşener bunu birçok kereler izah etti. Ben de konuşmamın önceki bölümünde de vurgulamaya gayret ettim. Yani biz Türkiye Partisi'yiz. Bir milliyetçilik kültürü, bir milli anlayış, milli ruh üzerine bina edilmiş Türkiye'nin tamamını kucaklayan, sağından, solundan, doğusundan, batısından, Türkiye'nin her bir ferdini kucaklayan ve herkesin sorununu önceleyen bir kitle partisiyiz, merkez partisiyiz. Tabii ki bir merkez sağ anlayışımız var ama kökenimizi ve heyecanımızı aldığımız ruhumuzu asla unutmadan o da nedir? Milliyetçilik ve Atatürk milliyetçiliği üzerine bina edilmiş bir kültür. Ha, şu açıdan siz hani eski AKP'nin ilk kuruluşunda varsınız. Oktay Vural MHP'li. Başka hani Bilge Yılmaz gibi bir teknik sol kanaldan sol taraftan gelen arkadaşlarımız var. Milliyetçi arkadaşlarımız var. Fazilet Refah kökeninden gelen arkadaşlarımız var. Anavatanlı arkadaşlarımız var. Dolayısıyla aslında tam bir potpourri ve tam bir harmoniyle çalışan bir güçlü ekibiz biz. Ama tabii vizyonumuz çok önemli. Bu vizyonda Sayın Akşener tarafından kondu. İlk günden beri kondu. Güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. Biz Türkiye Partisi'yiz ve Türkiye'nin çözümü bizde. O samimiyetle çalışıyoruz. Evet. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olunuz. Umuyorum ki hani vatandaş da sonuçta yeni seçimden çıkılmış olmasına rağmen Türkiye'de tabii ne olacağını da bilemeyiz. Türkiye sonuçta son yapılan ekonomik hamle dövizin daha da artmasına neden oldu. Yani güvenmiyorlar çünkü. Güven verilmedi. Tam onu söyleyecektim. O yüzden de Türkiye'de her şey her an her şey olabilir durumdayız galiba. O açıdan kolay gelsin diyorum. Vermek istediğiniz mesaj var. Hepimize kolay gelsin. Ben tabii vatandaşların bu 21 yıllık ceberrut dönemin ardından seçimin kaybedilmesini ya da istenilen şekilde kazanılmayışını büyük bir endişeyle karşıladığını biliyorum. Siyasetten kopma eğiliminin olduğunu biliyorum. Üzüntüsünü biliyorum ama kimse üzülmesin. Biz Türkiye'ye çözüm için varız. Önümüzdeki sonbaharla birlikte Türkiye yepyeni bir anlayışla, güçlü bir yapıyla kendisini temsil eden bir İyi Parti görecek. Yaz döneminde de çalışacağız. Kimse kaygı duymasın. Kadrolarımızla, söylemlerimizle, vizyonumuzla bütün Türkiye'yi bağrına basacak iyi kadrolar var. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sayın Çömez, sağ olun. Sağ olun vakit ayırdığınız için. Evet, haftanın panoramasında hemen sıcağı sıcağına İyi Parti'deki kurultay gelişmelerini değerlendirelim istedik. Devam edeceğiz ama önce bir haftanın özetlerini de görelim. Haftanın panoramasını çıkarmak için bir fikrimiz de olsun isteriz efendim. Onu da atlamış olmayalım. İYİ Parti 3. olağan kurultayında Akşener tek aday. Birazdan tüm ayrıntıları değerlendireceğiz. Erdoğan ve Bahçeli başörtüsünü kapsayan anayasa değişikliği için ilk işareti verdiler bu hafta. Kuzey Irak ve Hakkari'de iki şehit haberi geldi. Pençekilit Operasyonu bölgesinde çatışmada yaralandıktan bir hafta sonra şehit olan piyade uzman çavuş Alpay Aras memleketi Antalya'da toprağa verilirken Hakkari'den acı haber geldi. Teröristlerin taciz ateşinde yaralanan Uşaklı Er Özcan Kaya şehit düştü. Faiz indirimi beklentiyi karşılamadı. Bu haftanın en önemli tartışma konusu bu oldu. Bakan Şimşek kısa vadede fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedefleniyor dese de dövizde rekor artış yaşandı. Yabancı yatırımcının ikna olmadığı değerlendirildi. Asgari ücret 11.402 lira oldu. Gözler 22.000 liraya yükseltileceği vaat edilen memur maaşında.
emeklilerse umutla bekliyor. Ankara-Şam arasında uzlaşma iddiası, Erdoğan-Esad buluşacak iddiası gündeme geldi. Putin'in Suriye özel temsilcisi Lavrentiev, Türkiye-Suriye ve İran'ın normalleşme için Rusya'nın hazırladığı yol haritası çalışmasını kabul ettiğini, çalışma tamamlandığında Esad ve Erdoğan zirvesinin gerçekleşeceğini açıkladı. Türkiye'nin tutumunsa Esad'dan taleplerine yönelik yazılı taahhüt olduğu gündeme geldi. Bu arada Esad ve Sisi'nin ardından Erdoğan'ın İsrail Başbakanı Netanyahu ile de gelecek ay görüşebileceği iddia edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nden 5 yıl sonra Dışişleri Bakanı düzeyinde Çin'e ilk ziyaret gerçekleşti. ABD Dışişleri Bakanı Çin'deki temaslarını tamamlarken ilişkilerimizi sorumlu şekilde yönetmeliyiz ifadesini kullandı. Çin ise ABD ile bazı konularda ilerleme kaydettik dedi. Bu arada ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da görüştü. Dünyanın gözü Rusya'da, Rusya'nın Ukrayna'da savaştırdığı paralı ordu Wagner darbe girişimiyle suçlandı. Moskova dahil birçok kentte tanklar sokaklara indi. Dünya Titanic batığında ölen 5 milyar dere kilitlendi bu hafta. Yunanistan açıklarında ölen 500 göçmenle ise kimse ilgilenmedi. Pandemi döneminde getirilen müzik yasağı sona erdi. Covid-19 döneminde getirilen gece 12'den sonra müzik yasağı tüm ülkede kaldırıldı. Konser ve festival yasakları ise devam ediyor. Bu hafta Hüseyin Turan'ın yanı sıra Kaz Dağı Ekofest'te çok konuşuldu iptal edilmesiyle. Evet, haftanın panoramasını çıkarırken elbette Wagner meselesini 23 dilimine yaklaşırken değerlendireceğimizin altını bir çizmek istiyorum ben. Çünkü önemli gelişmeler oldu. Putin'in Wagner grubuyla uzlaştığına dair iddialar gündeme geldi. O biz yayın yapana kadar, yani bu Hediye Levent'le söyleşeceğiz, o zamana kadar daha da netleşme olur diye düşünüyorum. Şimdi biz kurultaydan, İYİ Parti'nin kurultayından devam edelim. Nazif Okumuş bizimle birlikte, MHP eski milletvekili Sayın Okumuş aynı zamanda bir gazeteci olarak bize değerlendirsin bu kurultayı istiyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Nasıl bir kurultay mesajı aldınız siz Sayın Okumuş? Bu geleceğe, Türk siyasetine ne katar? Doğrusu az önce stüdyoda konuğumuz olan, çok değer verdiğim, çok değerli siyasetçi Turan Çömez'in dediği gibi İYİ Parti'nin kurultayı gelecekle ilgili çok yüksek umutlar verseydi. Ben öyle düşünmüyorum ve maalesef büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Niye? Çünkü İYİ Parti'nin çok emekçi bir tabanı var. İl, ilçe teşkilatları inanılmaz şekilde Türkiye'nin değerleriyle bütünleşmiş, Türkiye ile ilgili iddialarını ortaya koymuş, risk almış bir teşkilat. Çok uzun zamandır ifade ettiğim gibi İYİ Parti'nin teşkilatları çok emek vermiş, eziyet çekmiş, hakarete uğramış, ülkeyle ilgili bedel ödemiş teşkilatlar. Ama bu teşkilatlar hem seçim sonuçları itibariyle hem de bugün kurultayda gördükleri üslup itibariyle hayal kırıklığına uğradılar diye düşünüyorum. Çünkü Sayın Genel Başkan daha önceden çok sert konuşacak diye medyada yer aldı. Değerli gazeteci İsmail Saymaz özellikle onunla görüştükten sonra bu düşünceleri kamuoyuna mal etti. Diğer gazeteci arkadaşlarımız da benzeri şekilde yorumlarla bugün İYİ Parti kurultayında Sayın Meral Akşener'in iç ve dış politikada düşüncelerini söyleyeceğini, Millet İttifakı'ndan ayrılma mesajlarını da verebileceğini, bunu çok sert bir üslupla söyleyebileceğini, çok öfkeli olduğunu falan. Meğersem öfkesi Sayın Akşener'in teşkilatınaymış. Meğersem öfkesi onunla bu emeği ondan daha fazla veren veya ondan geri kalmayacak şekilde veren teşkilatınaymış ki inanılmaz şekilde, hayret verici bir şekilde teşkilatını azarladı, teşkilatınla adeta kavga etti, didişti. Yani yani suç bireyseldir, şahsidir. O kişileri mahkemeye verebilir. Kendisine iftira atabildiğini söyledi. Ya bunu ne kadar çok seviyor. Yani partiyi kurduktan sonra bütün televizyonlarda falan kendisine yönelik, torununa yönelik şeyleri bu seçimde de tekrarlayan bir Meral Akşener. Şimdi de işte para meselelerini falan yarım ağızda söyledi. Ne demek istediğini bilemiyorum. Belki birilerine mesaj verdi ama olamaz bu. Olmamalıydı. Yani kırıcı olduğunu düşünüyorsunuz üslubunun. Evet, çok. Yani seçim sonuçlarının suçluluğunu, ezikliğini, psikolojisini yansıtıyor diyeceğim ama
Niçin karşı olanları da düşmanlaştırıyorsun? Yani onları acaba bir şekilde diskalifiye etmek için mi düşmanlaştırarak parti içinde bir siyasi üslup geliştirmeye çalışıyor? Siyasetçi tahammüllü olmalı. Sert eleştirileri yıkıcı görmemeli. Görmemeli. Yani bakın seçim sonuçlarına bakıyoruz en sonunda. Seçim sonuçlarında Sayın Akşener'in koruyup kolladığı insanlar inanılmaz şekilde delegasyondan Genel İdare Kurulu'nda çizik yemişler. Ve yani 300 oy eksik alanlar var, 300'ün altında eksik alanlar var. Bunlara baksın etrafındakiler, kendi etrafındakiler. Demek ki bir şey var, ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Şimdi dedikodu yetmek yerine milletimizin sesini taşıdık, İyi Parti mücadeleleri oluyor. Birbirine hakaret eden, iftira atan değil, nefsinin peşinde giden değil, varım diyenlerin partisiyiz diyor. Ama Sayın Genel Başkan'ın kendisi buna yol açıyor. Çok enteresan. Bir şey olmadığını öfkelenip bizatihi içimizden yapılan iftira, hakaret ve çirkinliklere göğüs gerdik. Şahsen pis iftiralara şahit oldum. Allah bana bunu gösterdi ama affetmiyor. Affetmeyebilirsin de o zaman söyle. Bunları biliyor demektir. Kimin ne söylediğini, kimin ne iftira attığını biliyor. Çık onu söyle, onunla hesaplaş, mahkemelere git. Niçin orada Türkiye'nin her tarafından gelmiş, emek vermiş insanlara hayal kırıklığı yaşatıyorsun? Niçin onlara Türkiye'nin, bakın siz bir haftanın panoraması yaptınız şimdi. Haftanın panoraması bu, haftanın, yılın değil. Haftanın panoramasında bizi, Türkiye'yi ilgilendiren ne kadar önemli meseleler var. Rusya'da var, Kuzey Irak tarafında var, Suriye tarafında var, Amerika ile ilişkilerimizde var, iç politikamızda, ekonomide var. Bunlara böyle insanların kulağında kalacak hedef olarak koyduğu ne var? Bir taraftan Cumhurbaşkanı'nın daha dün bir bugün iki yerel seçimler için ortaya koyduğu bir şey var. Hatta belki bir referanduma bile gidebilir bu başörtüsünden. Demek LGBT'ler var. Bütün bunlar da var. Anayasa referandumu ona, mecliste diyor anayasayı beraber oluşturalım diyor başörtüsü kanunu ile ilgili. Millet İyi Parti'nin bu yol haritalarını bekliyor. İyi Cumhuriyet'in kaybettirilmeye çalışan değerleri var Türkiye'de. Sen bunlarla ilgili bir şeyleri böyle insanların kulağına, gönlüne, kafasına soka soka çakman lazım gelirken dedikoduyla gidiyorsun. Bu yolculuğa çıkarken hanginizden para istedim diyor. Herhalde yani genel merkez para mı istedik diyor genel merkez için. Sizden 15 liralık çöp kutularını aldım ben diyor. Oraya gelen karşısında o kadar insanlar da illerini, ilçelerini teşkilatlandırırken oralarda organizasyonlar yaparken hep ceplerinden para harcadılar. Onlar bunları söylemiyor, çöp kutusu aldık demiyorlar. Yani bu parayı nereden buldun diye kimse ona sormadınız demiş. Siz sordunuz mu? Nasıl buldunuz bu parayı diye sordunuz mu? Onun için bugün Sayın Akşener'e ben düşmanlarını suçlamadığı iftiralarla bizi suçladınız derken kahrolsun, kahrolun, kahrolun. Allah Allah, bunlar nedir böyle? Bu olacak şey değil. Ve karşısındaki insanlar da geçmişte MHP'de görüyorduk, alkışlıyorlar. Ya kendilerine söylüyor bunu. Yani kurultaylar hesap yeridir. Ben hesap vereceğim, siz de hesap vereceksiniz. Ne hesap verecek onlar? Yani 16 tane şeyde torbayla çıkıyor ve torbada burada söyleyemeyeceğim şeyler var diyor. Orada neyi söylüyor? Ön seçim yaptık diyor, temayül yaptık diyor. Ve o temayülün neticesinde 16 ildeki bu mücadelede sıra satmaktan tut, her türlü ahlaksızlığı öne koyan açıklamalar yaptılar diyor. Sonuç, arkadaş 17'de çıkmış. Tüh, özür dilerim. Çıkaramadım bir de sizleri. Yani sizi birinci sıraya çıkarım. Ya bu olacak şey mi Allah aşkına? 16 tane ilde yaptın da 16 tane ildeki temayüle bile uymadın sen. O ile başka genel merkezden insanlar getirttirdin, oturtturdun. Babasını İstanbul'dan, oğlunu Diyarbakır'dan aday gösterdin. Yani insanlar ona faraza kamuoyunda çok tartışıldığı için söylüyorum. İstanbul'un 3. bölgesindeki 2. sıra adayı kimdir diye merak etti, sordu. Gaziantep'ten seçilen milletvekili adayı kimdir diye sordu. Sorduysa bunları cevap versin. Yani onun için ben bugün Türkiye'de milletin kurduğu Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyaset yapmış MHP'nin 750 delegesi olmuş. 750 delegesi MHP'nin birçok il başkanının, belediye başkanının iştirak ederek önderlik ettiği bir milli mücadele gibi bir siyasi mücadelenin üzerinde milletin kurarak başına da Sayın Akşener'e getirdiği bir partinin Türkiye ile bütünleşmesini bugün bir kez daha arzu ederdim. Ben bunu maalesef görmüyorsunuz. Tabii ki bu var.
bizim seçim sonuçlarında aldığımız mesaj bu. Nasıl bu kadar bunu yapabildi? Nasıl böylesine yani yer değirmenlere karşı bir mücadele veriyor gibi çıktı. Dediğim gibi ya Türkiye'nin meseleleri, kurultaylar sizi tanıdığımdan beri en az aşağı yukarı 25 seneden fazla zaman geçti Semra Hanım. Gazetecilik yapıyordunuz. Bütün parti kurultaylarını takip edersiniz. O kurultaylarda ülkenin meseleleri konuşulur. Dünya meselelerine atıfta bulunarak oradan ülkenin, o milletin gelecekle ilgili projeksiyonu ortaya konur. Şimdi bugün İyi Parti Kongresi'nde salondakilerin şahsında İyi Parti'nin teşkilatlarını, emekçilerini azarlayan, kahrolun diyerek sloganları da ihmal etmeden düşüncesini paylaşan bir siyasi anlayışa rastladık ki büyük bir hayal kırıklığı. Mesela 15 milletvekilini istemekten pişman oluyor. Yani Kılıçdaroğlu'na bir kez daha teşekkür etti ama o gün bugün 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndük. Ya 15 milletvekiliyle sen siyaset sahnesine çıktın. Çıkmasaydın bu bize kuyruk siyasetine mal oldu diyor. Ya daha yakın bir zamanda sen İzmit'te değil miydin? CHP'li bir belediye başkanı rahmetli abin için bir eser yaptı. Açılışında torunlarına bile vasiyet ediyordun. Torunlarını bile vasiyet ediyordun Kemal Kılıçdaroğlu. Ne çabuk bunların üzerine geçiyorsun. Sayın yarın okumuş, başka şeyleri unutacaksın o zaman. Hem rahatsız olduklarınızı hem eleştirdiklerinizi dile getiriyorsunuz. Bir de takımını değerlendirmenizi rica edeceğim. Koray Aydın yönetimde yok. Cihan Paçacı, Şenol Sunat, Ahmet Kamil Erozan, Rıdvan Uz, Salim Ensarioğlu yönetimde yok. Yeni isimler var. Bu takımı nasıl bulduğunuzu merak ediyorum. Hani sonuçta bir değişimden söz ediliyor ve genç kadrolara da yer verdiğini görüyoruz. Sayın Akşener'im. Ben tahmin ediyorum ki biz siyasetçiyiz. Birbirimizi tanıdığımız zaman hiç de yanılmayız. Mesela Şenol Sunat gibi, Cihan Paçacı gibilerin olmaması. Tabii onlar rahatsız oldular. Milletvekili adaylık listelerinden, gönderildikleri yerlerden rahatsız oldular. Hiç beklemediği şeyler. Onların arasını, onları liste dışı bırakırken biraz da başkalarını da bırakması lazımdı. Onları da bırakarak böyle kendine göre bir şey yaptı. Şu anda İyi Parti'nin toplum tarafından en karşılık bulan yüzü ekonomistlerinden mürekkep, daha sakin. Yani biraz da maalesef bunu söyleyeceğim, politik cambaz olmamış, politikanın labirentlerin içerisinden süzülüp gelmemiş bir takım isimleri İyi Parti'nin yıldız ekibi ve onları listeye koydum. İsmail mesela Tatlıoğlu'nun olmamasına şaşırdı ama Koray Aydın falan olmayacaktı. Olsaydı o da çizik yiyenlerden biri olurdu. Niye olmayacaktı? Çünkü onu daha işin başında bir takım isimler zaten teşkilatları hemen seçimden sonra aramış. Bir kongrede bir liste çıkarabiliriz, bir çalışma yapabiliriz demişlerdi. Bunlara hemen makam verildi. İşte grup başkanı oldular. Grup başkanı, grup başkan vekilleri bunlar gene idare kurulunda olmazlar. Olurlarsa istifa ederler biliyorsunuz değil mi? Onun için bu isimler yoktu. Bunlar peşinen hodri meydan çekiyoruz ya, çıksın kimse rakip karşı. Zaten rakibi makam verdim. İstediği de oydu. Onlar o makamı, o sıfatı aldıkları zaman gerisi önemli değildi. Elhasılı kelam bir sırça köşk içerisinde kendilerini belli bir yere taşımış bir kitle, onun karşısında büyük bir umutla, büyük bir emekle, büyük fedakarlıklarla ve gelecekle ilgili umutlarını endişeye sevk ederek oradan ayrılmış, hayal kırıklığı yaşamış bir İyi Parti yönetim takımı vardı. Ben bundan sonra başarılar diliyorum ama gerçekten İyi Parti o listedeki isimleriyle mücadeleyi eğer koro kor yaparsa gene muvaffak olur. Çünkü çok değerli arkadaşlar var. Ama o değerli arkadaşları çalıştırabilecek, fonksiyonel hale getirecek genel başkanın kendisidir. Yani İyi Parti kimliğini netleştireceğiz derken netleştirmekte sıkıntı yaşarlar anlamında mı söylüyorsunuz? Bugüne kadar netleştirmemişse bu büyük bir hayal, gene hayal kırıklığıdır. Ben İyi Parti'yi milliyetçi, muhafazakar değerlere sahip, çağdaş değerleri de bütünleştirerek, özümseyerek yol haritasını ortaya koymuş, Türk milliyetçiliği felsefesini, Atatürk'ün Cumhuriyeti koyduğu iradeyi savunan bir parti olarak görüyorum. Eğer bunda bir sıkıntısı vardıysa, yeniden gibi bir şeyi arayacaksa o da büyük bir hayal kırıklığı olur. Evet. Yani
İyi Parti bence büyük bir parabol çiziyor, bir şey yapıyor. Bakın bu kadar böyle kolaycı bir şekilde Hodri meydan çekilmemeli. O 9 ay sonra gelir, yerel seçimlerde tek başına gir bakalım deriz biz de. Gir bakalım. MHP de büyük şehirlerde falan %10 oy alırdı, 11-12 oy alırdı ama yerel seçimde aday çıkarmış olmasına rağmen mesela bir seçimde Sayın Akşener İstanbul'da MHP'nin büyükşehir belediye başkan adayıydı. Oyları %5'in altına düşer. Şimdi yani İyi Parti böyle öfkeyle hodri meydan çekilerek yönetilecek bir parti değil. İyi evet. Parti'nin sosyal bir maliyeti var. Çok ciddi bir şekilde onunla umutlanan, yıllar sonra tekrar yüzünü oraya dönmüş partililer var. O kürsülerde İyi Parti'nin grup toplantılarında yere göğe koyulmayarak partiye girenleri var. O girenlerin şimdi dönenleri var. Niye aldın, niye dönüyor? Dönerken, alırken bu yere göğe koymadığın, sıfatlarını saya saya bitiremediğin insanlara şimdi bugün gidebilirler diyorsun. Söylemeye utanıyorum. O konuşma metninde var. Öyle yolluyorsun. Yani evet. Böyle bir şey olur mu? Sen Urfa'dan, Cevheri ailesinden, Bucak ailesinden insanları aldın. Urfa'dan çok değerli siyasetçi, belediye başkanlığını da yapmış olan Sayın Doktor, Ankara'dan milletvekili seçildi. Neydi ismi? Yardımcı olun bana. Urfa Belediye Başkanı. Fakı Baba. Fakı Baba'yı aldın. Urfa'ya koymadın. Ankara'dan adaya gösterdin. Çok tabidir. İyi ki milletvekili oldu. Ama sen Urfa Teşkilatı'nı da darmadağın ettin. Orada emek veren il başkanları, il başkanı vardı, il yönetimi vardı. Sizde hayal kırıklığı yarattığını anlıyorum. Tabanda da hayal kırıklığı yarattığını düşünüyorum. Çünkü bir partinin kurucularının yarısı o partiyle ilişkini kesmiş, ayrılmışsa, istifa etmişse, geri kalan yarısının da yarısı bugün o kurultaya gelmeyen delegasyonun önemli bir kısmı kurucular. Evet. Kurucular, evet. Bakın takip ettim ve o kurucular o kurultaya bile gelmemişse varın gerisini siz düşünün. Ve ben önemli bir şeyle bitireyim, kendime göre söylüyorum. Bakın şu ana kadar bugün hariç internet sitesinde 40 günden fazla şey oldu, seçimin geride kaldı 14 Mayıs seçimleri. İnternet sitesinde 27. dönem milletvekilleri hala duruyor. 28. dönem milletvekillerini internet sitesine yükleyememiş bir İyi Parti var. Yani enteresan ya, çok enteresan. Bunu anında yapabilmeli. Yani ne güne duruyorsun? Sen sokakta kendi yağında kavrulan parti değilsin. Hazineden yardım alan, hazine kaynaklarından faydalanan bir partisin. Dolayısıyla İyi Parti'nin ben bundan sonraki siyasi mücadelesinde başarılar dilerim ama öyle herkese kızıp işte o medya bizim yanımızda değil, şu bilmem ne değil diyerek herkesle kavga etmeye gerek yok. Evet. Kavgayı kendi nefsinle yapacaksın. Kendi nefsinle. Vicdanınla yapacaksın. Öyle seçilmişlerden, etrafında oluşturduğun bir takım kaymak tabakadan mürekkep bir şeyle ben yaparım olur dersen sonucu bu olur. Yapsaydın Türkiye'nin her yerinde ön seçimi de göreydik. Yani o İyi Parti'nin bugün... Sayın Okumuş sizi çok kızdırmış belli ki bu kurultay. Beni kızdırmadı. Ben İyi Partililerin hissiyatına tercüman olmaya çalışıyorum. Benim hakkımda bir şey söyledikleri zaman ekranlarda konuşabiliriz. Ben düşündüklerimi de çok azını evet. söylüyorum. Çünkü İyi Parti bizim için, benim çevrem için çok önemli, vazgeçilmez bir... Kırıcı da olmamaya oldu. Çalışıyorsunuz. Evet, teşekkür evet, ederim. Evet. Katkınıza teşekkür ediyorum. Kırıcı da olmadan ifade ediyorsunuz. Hayal kırıklığınızı, bir yandan da eleştirilerinizi, yani rahatsızlığınızı. Cumhuriyet Halk Partisi ile mücadele edecek, yarışacak parti olmamalı. İktidarla yarışan, muhafazakar değerleri ortaya koyarak Türk milletinin inanç ve değerlerini cihitçe savunan bir parti olabilir. Meral Akşener'in böyle bir şansı var. Hala var. Ama evet. O şansını böyle lüzumsuz şeylerle heba etmemeli. Çok teşekkür ediyorum Sayın Okumuş, değerlendirmeniz, katkınız için. Evet, iki farklı düşünceyle, iki farklı yorumla size İyi Parti Kongresi'ni aktarmış olduk sevgili izleyenler. Siyaseten birkaç başlık daha aktarayım ben. Özellikle bu haftanın önemli başlıklarından biri Can Atalay'dan söz etmemek olmaz. Can Atalay'la ilgili gelişmelere bakalım. Hala hapiste en önemli gelişme, daha doğrusu gelişmeme bu. Odası, maaşı, danışmanı var.
Hatta kendisi İnsan Hakları Komisyonu üyeliğine seçildi ama hala hapiste. Yargıtay bu hafta önemliydi. Meclis Başkanlığı'nı ziyaret etti ve bir ilerleme oldu o anlamda, onu ifade edebiliriz. Numan Kurtulmuş'un ziyaret etti 3. Ceza Dairesi üyeleri ve Can Atalay'ın durumuyla ilgili son değerlendirmeleri yaptı. Karar aşamasına gelindiğini söyledi. Fakat ortada şöyle bir tuhaflık var. Numan Kurtulmuş diyor ki biz bir şey yapamayız diyor. MHP'li Fethi Yıldız'sa, MHP Genel Başkan Yardımcısıysa Anayasa 83. maddeyi vurgulayarak diyor ki cevabı geciktirmeden verin. Umuyorum ki gelecek hafta artık netleşsin. 1,5 ayı geçti çünkü. İkinci siyasi gelişme, Deva Gelecek ve Saadet Partisi grup kurmak için görüşüyorlardı ve çatı parti arayışı sonuçsuz kaldı. Devasız Gelecek ve Saadet Partisi'nin grup kurma arayışı ise sürüyor. Evet, yanlış duymadınız. 3 parti çatı parti oluşturamadı ama özellikle orada Mustafa Yeneroğlu netleştirdi konuyu. Sona erdi 3 partinin grup arayışı, çatı grup arayışı diye. Fakat Saadet Partisi Gelecek Partisi ile birlikte bir grup oluşturabilir. Bu konuda temaslar var. Bunu görüyoruz. Şimdi girişte rasyonel politikalardan söz ettim. Onunla ilgili bir örnek vereyim. Siyaseten bir gelişme derken Türkiye'nin hani ya AKP döneminde, bu Erdoğan'ın 3. döneminde ne olduğunu daha iyi kavrayacağımız bir örnek bu. Her alanda, her anlamda gerçekten rasyonel politikalara ihtiyacımız var. Mesela tarihi bir okul. Ankara için önemli bir okul. Büyük birçok büyük ismin, siyasi ismin mezun olduğu bir okul. Tarihi bir okul maalesef kapanıyor. Şimdi geçen hafta, geçirdiğimiz hafta Tezcan Karakuş Can'dan bir yazı yazdı. Bu okulun, Mimar Kemal İlkokulu ve bu okulun kıymetini, önemini Ankara için vurgulayan bir yazı yazdı. Gelecek kuşaklara aktarılması açısından son derece önemli bir miras aslında bu okulun varlığı. Öyle ki hakikaten bir sürü isim var bu okuldan mezun olmuş, kıymetli isimler. Fakat problem sadece bu da değil. Bir bellek mekanı yok ediliyor oluşu da değil. Tezcan Karakuş Can'dan kent savunucusu kendisi. Atatürk Orman Çiftliği başta olmak üzere Ankara'nın birçok değerini ile ilgili mücadelesiyle tanıyoruz kendisini. O da haber oldu bu hafta. Bu yazıda gördüğünüz Tezcan Karakuş Can'dan, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı, bir toplantıya katılacaktı Kopenhag'da ama gidemiyor. Çünkü pasaportu iptal edilmiş. Kendisi duyurdu. Çok acayip. Türkiye işte böyle bir Türkiye. Onu vurgulamak için ifade etmek istedim bu konuyu da sizlere. Kendisi de Türkiye adına üzüldüğünü vurguladı zaten. Gerçekten ayıp. Kısa bir reklama gideceğiz. Reklamdan sonra hem ekonomiye bakacağız, hem İlhan Cihaner de bizimle olacak. Bir de CHP'ye, siyasete dönüp CHP'ye bakacağız. Genel siyasete bakacağız. Biraz önce dedim ya, başörtüsü meselesi, anayasa meselesi geliyor diye. Haftanın panoramasına devam edeceğiz. Sizlere bir paradoks aktarıyorum sevgili izleyenler. Zira çok zengin aslında bu konuda da Türkiye. Bu hafta her geçen gün çöpten gıda ayıklayan insan sayısının arttığı bir ortamda problemin sadece enflasyonun artışı olmadığını ortaya koyan bir paradoks var. Evet, dünya gıda fiyatları düşüyor, bizde ise artıyor. Bu artışın nedenlerine odaklanan bir paradoks bu. Ziraat Odaları Başkanı Şemsi Bayraktar'ın açıklamalarından yola çıkarak hazırladık bu paradoksu. Son 2 yılda gıda fiyatları gerilemesine rağmen dünyada, Türkiye'de kesintisiz bir artış yaşandı. Türkiye Ziraat Odaları Başkanı Şemsi Bayraktar 1990-2022 arasında 4 milyon hektardan fazla tarım alanının kaybedildiğine dikkat çekti. İşte paradoksu yaratanlardan birisi bu. Dünya gıda fiyatları düşerken Türkiye'de artmasının nedenlerinden biri enflasyonsa, bir diğeri tarla kalmaması. Tarlaların inşaat alanına çevrilmiş olması.
Aynı zamanda tabii ki gıda fiyatlarının artışında bir diğer etken de çiftçinin ekmemesi. O da ayrı bir tartışma konusu. Oraya baktığımız zaman bu ilgisizliğin nedenleri çiftçinin kar etmiyor oluşu, zarar ediyor oluşuyla ilgili bir bağlantı da kurabiliriz. Kurbanlık fiyatlarına da bir bakalım. Bu hafta özellikle çok tartışıldığı Kurban Bayramı yaklaştığı için gelecek hafta Kurban Bayramı kutlanacak. Büyük başta %140, küçük başta %103 fiyat artışı söz konusu. İşte paradoksa bakarken, gıda fiyatlarındaki artışa bakarken karşımıza bu fotoğrafların daha çok çıkacağını söyleyebiliriz. Evet, çiftçinin de hayvancının da kendi sektöründen, kendi mesleğinden uzaklaştığı, çünkü kar edemediği, zarar ettiği bir ortam söz konusu burada. Şimdi dönelim, doğruları söyleyerek devam edelim yayınımıza. Dönelim bu haftanın en çok konuşulan konusuna. Onu değerlendirmek üzere bir ekonomist bizimle birlikte olacak. Ümit Akçay, profesör, doçent doktor Akçay'a bağlı. Evet, karşımda. Hoş geldiniz Sayın Akçay. İyi yayınlar. Efendim, bu hafta tabii en çok konuşacağımız konu bu. Merkez Bankası'nın faiz artırımı. Artırma ne, denebilir mi bilmiyorum. Beklenti karşılanmadığı için sonuçta döviz artışı hızlandı. Hızlanmaması bekleniyordu herhalde iktidar tarafından. Ama Erdoğan'ın, ekonomist Erdoğan'ın ekibini değiştirmesine rağmen fikrini değiştirdiği fikri olmamış, güven vermemiş anladığım kadarıyla. Şimdi paradokslar ülkesinden söze girdim. İsterseniz gıdadan gelelim. Siz nasıl buluyorsunuz bu gıda paradoksunu Türkiye'deki? Tıpkı Merkez Bankası kararı gibi güven duyulmayan bir piyasadan mı kaynaklanıyor acaba her şey? Bu çok tabii Türkiye'deki gıda fiyatları konusunun pek çok değişkeni var. Benim de açıkçası doğrudan uzmanlık alanım değil ama genel gözlemlerimi ifade edebilirim. En önemli sorun tabii girdi fiyatları ve dışa bağımlılık. Yani gübre fiyatlarında, gübre ve mazottaki dışa bağımlılık. Döviz fiyatı arttığı sürece çiftçinin kullandığı girdi fiyatları artıyor ve bu da otomatik olarak gıda fiyatlarının Türkiye'de dünyanın tersine düşmemesine neden oluyor. Tabii burada pek çok sorun var, birikimli sorunlar var tarımda. Sizin işaret ettiğiniz ekim sahalarının azalması bir yana, Türkiye'de fiyatın düzenlenmesi için ithalat gibi bir araç kullanılıyor. Yani belirli ürünlerde fiyat artınca o ürünlerin ithalatına izin veriliyor. Teknik bir arıza yaşadık, bir aksaklık, bir kopma oldu. Sizlerden özür diliyoruz. Kaldığımız gibi devam ediyoruz. Sayın Akçay karşımda ve bir paradoks ekrana getirdik. Dünyada gıda fiyatları artarken Türkiye'de düşerken Türkiye'de artıyor, tam tersi kopma olduğu için bende de kafa koptu. Bu paradoksu açıklarken ben dedim ki hani insanlar çöpten artık yiyecek toplayan insan sayısı artarken daha fazla alan ekmeniz gerekirken biz bu hafta öğrendik ki İnşaata açılmış bütün alanlar, sadece bu değil, birçok etken var elbette fiyatların, gıda fiyatlarının artmasında. Paradoksun yönleri çok yani. Ama beklenir ki bu yoksullaşan insanlara gıdayı daha kolay ulaştırsın iktidarlar. Ama iktidarın anladığım kadarıyla derdi o değil ki, asgari ücret verildiği gibi eridi bu döviz faiz tercihi nedeniyle. Siz daha fare mi doğurdu diye sordum, genel değerlendirmenizi rica edeyim. Bir sorayım, tarım konusunu da kopukluk yaşanmadı değil mi bu Merkez Bankası konusunda? Çok öz olarak geçelim, eksiklik olmasın. Tam olarak nerede koptuğumuzu ben de anlayamadım çünkü. Peki, yani şeyi söyleyeyim, az önce ifade ettiğim şey şuydu tarım konusunda. Yani temel birikimli sorunlar var. Temel sorun dışa bağımlılık, gübre fiyatları, kimyasallar ve mazotta. Dışa bağımlılık döviz fiyatı arttığı sürece gıda fiyatlarını arttırıyor ve bu fiyata müdahale için ithalatın kullanılması tarımsal üretimin giderek daha da altına uyuyor. Kabaca bunu söyleyeyim. Merkez Bankası'na geçeyim. Evet. Merkez evet. Bankası'nda dediğiniz gibi piyasa beklentilerinin, özellikle yurt dışındaki yatırımcıların beklentilerinin altında bir faiz artışı geldi. Para Politikası Kurulu metninde
Birkaç göze çarpan unsur var. Onlardan başlayarak kısaca söyleyeyim. İlk olarak parasal sıkılaştırmanın başladığını ifade ediyorlar. Bu uzunca bir süredir, yani 2018 krizinden sonra bir ağbal döneminde gerçekleşmişti. Bir de şimdi yüksek oranlı faiz artışıyla gerçekleşti parasal sıkılaştırma döneminin başlaması. Ama burada oldukça çekingen hareket ettiğini görüyoruz ekonomi yönetiminin. Çünkü sert bir faiz artışının yaratacağı olumsuz etkilerden çekinmiş gibi görünüyorlar. Bu etkiler neler olabilirdi? Bir tanesi, sert faiz artışı bankacılık sektörü açısından bir sorun yaratabilirdi. Biz bunu Amerika'da gördük. Amerika'da gerçekleşen faiz artırımı sürecinde bazı yerel bankalar battı. Hatta o batan bankaların yöneticilerinden biri de bizim şu anda Merkez Bankamızın başkanı olarak atanan kişi. O da ilginç bir detay. Dolayısıyla Türkiye'de böyle bir sert faiz artışının yaratabileceği olumsuz etkilerden, bankacılık sektörü üzerindeki etkilerden belki çekinilmiş olabilir. Bir diğeri de böyle bir sert faiz artışının ekonomik duraklamayı getireceği ve işsizlik oranını büyük ölçüde artıracağı biliniyor. Yani önümüzdeki yıl gerçekleşecek olan seçimler nedeniyle böyle bir yüksek işsizlik ortamının, ekonomik kriz ortamının tercih edilmediği görülüyor. Herhalde bu iki gerekçeyle sert faiz artışı yapmadılar. Onun yerine metinde kademeli artış diye bir ifade kullanılıyor. Hı hı. Yani burada sonlanmadığını anlıyoruz. Faiz artışının önümüzdeki Temmuz ve Ağustos en azından aylarında yeni faiz artışlarının geleceğini beklemeliyiz bu metne bakarak. Tabii buradan sonra Türk lirasında yaşanan değersizleşme biraz da Merkez Bankası'nın elini zorlaştıracak. Çünkü bu değersizleşme ister istemez enflasyonun daha da artmasına, yani fiyatların daha da artmasına neden olacak ve faizdeki artışı daha da yükseltmelerini gerektirecek. Hızlı bir erime oldu bu hafta sonuç olarak baktığımızda. Bu sonuçta asgari ücret örneğin artırıldı ve hemen eridi. Yani bu da arzu edilen yerel seçimlere yönelik bir hareketse ters tepmiş olmuyor mu? Şimdi orada bir nüans var. Şimdi 2023 seçimlerine gelirken de o nüans gözden genelde kaçtı. Şimdi enflasyonla işsizliğin siyasi etkileri aynı değil. Hı hı. Örneğin enflasyon olduğunda alım gücü düşüyor. İnsanların işte tüketme kapasitesi azalıyor. Ama işsizliğin artışı çok daha büyük ve doğrudan bir etki yaratıyor. Çünkü işsizlik olduğunda hani şu meşhur tabirle boş tencere konusu, tencere bir anda boşalır. Yani bir sonraki ay tencereyi hiç dolduramaz hale gelirsiniz. Hı hı. Ama enflasyon olduğunda yani daha az dolar ama dolmaya devam eder. Şimdi 23 seçimlerinde gelirken aslında iktidar şöyle bir şey yapmış oldu. İnsanların ücretleri azaldı. Reel ücretler geriledi, alım gücü geriledi ama istihdam azalmadı. Hı hı. Hatta arttı. Şimdi daha fazla insan daha az ücrete çalışır hale geldi. Şimdi bunu koruyabilirlerse 24'teki yerel seçimlerde de olumlu sonuç alabileceklerini düşünüyorlar muhtemelen. Çünkü akıllarında 2019 seçimleri, yerel seçimleri var. 2019 yerel seçimlerine gidilirken yüksek oranlı bir faiz artışının yarattığı ekonomik duraklama ve %14'lere 15'lere çıkan işsizlik ortamında gidilmişti ve Adalet ve Kalkınma Partisi büyük şehirleri kaybetmişti. Muhtemelen bu nedenle, bu korku nedeniyle faizi çok sert bir şekilde arttırmadılar. Merkez Bankası açıklamasında görüldüğü gibi kademeli
bir yaklaşım benimsemiş görünüyorlar. Buradaki bir tehlike de şu değil mi acaba? Mehmet Şimşek'in hani Erdoğan'ın ekonomistim ben diyerek yol aldığı bir ortamda, rasyonel olmayan politikaların uygulandığı bir ortamda rasyonele döndüreceği güveni de bozulmuş olmuyor mu burada? Yani Mehmet Şimşek ne kadar sürdürebilir ki bu tarz bir çalışmayı? Şimdi Mehmet Şimşek'in de biraz yanlış algılandığını düşünüyorum. Mehmet Şimşek hani daha dün girmedi siyasete. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde uzun yıllardır siyaset yapan birisi. Şimdi biz bu kredi rasyonel olmayan ya da kredi genişlemesine dayanan ekonomi büyüme modelinin aslında ilk yaşamıyoruz. Birkaç kere yaşadık bunu. Yakında 2017'de gerçekleşti bu. 2017'de hatırlarsanız çok kritik bir referandum vardı. Bu rejim değişimi gerçekleşip gerçekleşmemesi üzerine referandumdu. Orada Mehmet Şimşek'in ekonominin patronu olduğu bir dönemde kredi garanti fonunun devreye sokularak muazzam bir kredi genişlemesi gerçekleşti. Hatta 2018'deki seçimleri de içine alacak şekilde iktidara büyük bir fayda sağlandı ve 2018'deki döviz krizini getiren bir kredi şişkinliğinin yaratan sistemin başındaydı Mehmet Şimşek. Dolayısıyla rasyonele dönme, irrasyonel politikalar derken hani neden bahsediyoruz, çok da oralar biraz karışık. Çünkü Mehmet Şimşek yani bir anda uzaydan gelmedi, bu iktidarın bir parçası. Ha şimdi bir piyasadaki yorumlar kadar şöyle bir şey oldu. Sanki sert bir U dönüşü gerçekleşecek ve bundan öncesi bıçakla kesilir gibi atılıp tamamen farklı bir sanki muhalefet iktidara gelmiş gibi bir ekonomi yönetimi olacak diye beklentiler oluştu birdenbire. Böyle bir şey olmayacak elbette. Zaten biz Merkez Bankası'nın para politikası metninde de bundan önceki merkez bankacılığından kalan unsurların devam ettiğini gördük. Mehmet Şimşek'in de sert bir U dönüşü yerine bu süreci daha işte bu kademeli dedikleri yöntemle geçeceğini anlıyoruz. Zaten Merkez Bankası'nın faiz toplantısı olduğu gün Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti biliyorsunuz. Mehmet Şimşek'ten bu U dönüşü beklentisi olanlar genelde ilk ziyaretini Londra'ya da New York'a yapmasını beklerdi ama Abu Dhabi'ye gerçekleşti ilk ziyaret. Dolayısıyla o düzeyde beklentileri çok yükseltmemek lazım. Evet, bu aynı zamanda hani bu faiz artırımından Batı yatırımcı memnun olmayacağı için de mi yapılmış bir görüşme? Hani oradan nasıl olsa gelmez gibi bir görüşme mi Birleşik Arap Emirlikleri tavrı, yoksa ideolojik sebebi de olabilir mi acaba? Şimdi dünyada son yıllarda gelişen yeni jeopolitik gelişmeler, özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya işgal girişimi ya da Amerika ile Çin arasında gerçekleşen ticaret gerginlikleri ve pandemi sonrasında özellikle petrol fiyatlarının çok artışı Körfez ülkelerinde büyük bir dış ticaret fazlasını birikmesine neden oldu. Şimdi bu birikimden örneğin Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer Körfez ülkeleri örneğin Mısır'a destek verdiler, Pakistan'a destek verdiler ve seçim öncesi Türkiye'ye de Merkez Bankası'nda pek çok girişler oldu bu ülkelerden. Şimdi Rusya ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin ya da Suudi Arabistan'ın Çin'le kendi parası, Çin parası üzerinden petrol alışverişi gibi yeni gelişmeler de var. Dolayısıyla Türkiye aslında bu yeni gelişen jeopolitik düzlemde yerini almak için bazı adımlar atıyor ve elbette buradan finansman sağlıyor. Faizin düşük, yani içerideki bu işsizlik artışı ya da seçimlerin yaklaşması nedeniyle yüksek faiz arttıramamalarının yarattığı eksikliği belki de dediğiniz gibi Körfez ülkelerinden ya da diğer iktidarın deyimiyle dost ülkelerden sağlanacak girişlerle
kapatmak istiyor olabilirler. Şimdi biraz önce ben de ifade ettim, asgari ücret belli oldu 11.402 lira. Tabii asgari ücretin bu şekilde bu kadar yüksel 10 bin lira düzeyinde bekleniyordu aslına bakarsanız. Hani iktidar bu kadar da yükseltmez deniliyordu. Bu yükseltme yine faizle bağlantılı olarak herhalde hayat pahalılığını biraz tolere etmek için diye düşünmüştüm. Fakat şimdi bakıyorum çalışan kesim de bekliyor. 22 bin lira sözü var örneğin. Siz ne bekliyorsunuz? Nasıl bir tutum izlenir ki sermaye kesimini mi mutlu ediyor iktidar? Yani seçime giderken tabii çalışanı da mutlu etmesi lazım. Nasıl bir fotoğraf çıkıyor ortaya? Şimdi asgari ücretteki artış dan ziyade diğer ücretlerin artmıyor olması sorun. Şimdi asgari ücret birazcık yukarı doğru alım gücünü artırıyor ama asgari ücretin üst tarafındaki katmanlar asgari ücret kadar artmadığı sürece ortalama ücret asgari ücrete yaklaşıyor. Yani geniş toplum kesimleri açısından asgari ücret temel ücret haline almış oluyor. Bu büyük bir sorun. Ama buradaki sorun asgari ücretin görece olarak hani artıyor olması değil, diğer ücretlerin onlar gibi artmıyor olması. Şimdi biz önümüzdeki yıl hani madem seçime endekste konuşuyoruz asgari ücret konusunu da, esas bu artışı değil aralıktaki artışı dikkate almalıyız. Çünkü esas 2024 baharındaki seçimler öncesinde etkili olacak olan asgari ücret artışı aralıkta yapılacak olan artış. Şu anda enflasyon muhtemelen bu yapılan artışın etkilerini törpüleyecek ama 23 aralığında yapılacak asgari ücret artışının daha kuvvetli beklemeliyiz. Eğer seçimi düşünüyorsak. Evet Sayın Akçay, şunu da sormadan edemeyeceğim. Tabii hani felaket tellallığı falan yapma niyetiyle değil ama yıl sonu dolar tahmini örneğin 26 lira gibi aklımda kalmış. Bu çok iyimser mi kalıyor şu anda? Yani dövizdeki artış devam mı eder? Ne görüyorsunuz ekonominin geleceğine bakarken? Ya son dönemde ilginç gelişmeler oluyor. Yani ekonomi yönetiminin tutumunu tespit etmek açısından ilginç diyorum. Örneğin Merkez Bankası piyasaya Türk lirasının değerini tutmak için müdahale etmemeye başladı. Dolayısıyla rezervlerde tekrardan birikmeye başladı. Azalış durdu en azından. Buradan şunu anlıyoruz. Ekonomi yönetimi Türk lirasının kademeli olarak değersizleşmesini istiyor olabilir. Bu zaten ihracatçıların ya da diğer sermaye kesimlerinin uzun süredir baskı yaptığı, talep ettiği bir şeydi. İşte yurt dışındaki rakiplerinin çok daha ucuza, işte 200-300 dolar gibi işçilik ücretleriyle rekabet edemediklerini söylüyorlardı ama seçim nedeniyle Türk lirasını sabit tuttu, daha doğrusu değersizleşmesini engelledi ekonomi yönetimi. Bu andan sonra kısmen kademeli olarak değersizleşmesi temel yol olarak görünüyor. Tabii burada çeşitli konjonktürel etkiler önemli. Yani bu yaz turizm sektörünün nasıl geçeceği ya da işte bu dost ülkelerden gelip geleceği, beklenen sermayenin gelip gelmeyeceği ya da önümüzdeki Temmuz ve Ağustos'ta ne kadar faiz artışı yapılacağı gibi konular önemli Türk lirasının seyri için. Ama sanıyorum bu ihracatçıları mutlu edecek bir çerçeve ile enflasyonun patlamasını engelleyecek bir çerçeve arasında sıkışmış durumda ekonomi yönetimi. Bu arada bir yol bulmaya çalışacaklar muhtemelen. Ben hani siz ifade etmek istemiyorsunuz belki ama yine de netleşsin diye soruyorum. 30 lira falan olur mu dolar? Ya bunu tahmin etmek mümkün değil. Dediğim gibi sermaye girişlerine ve faiz oranına bağlı. Önümüzdeki aydan sonra belki biraz daha net görürüz. Yani sizin tweetinize denk geldim. 30 lira konusunda hani biz bunu konuşmadık diyorsunuz. Benim de amacım bu değil. Öyle bir başlık atmak için sormuyorum ama hani herkes endişeli tabii, bu istenmeyen bir şey. Fakat gidişat da öyle bir hızlı artış oldu ki bu hafta. Ondan dolayı ürktük açıkçası. Onun için sorma ihtiyacı duydum. Karamsar mısınız bu konuda?
Şöyle bir şey söyleyeyim. Türk lirasının değersizleşmesi böyle gittikçe 30 lirayı geçecek ama ne zaman geçecek? Yani bu 2025'te mi olacak, 24'te mi olacak yoksa bir ay sonra mı olacak konusu var. Dediğim gibi bunu bilebilmemiz mümkün değil. Evet. Çok teşekkür ediyorum Sayın Akçay. Olabildiğince umuyorum ki bu karamsar tablo da olsa rasyonel bir seyir izleyelim ekonomide. Sağ olun. İyi yayınlar. Sizlerin uyarıları sayesinde tabii olacaktır muhakkak ki. Bir iki haber daha vereyim. Bu hafta dikkatimi çekenlerden bir fotoğraf gelecek ekrana. Bu hafta Yozgat Havalimanı ile ilgili haberler duyduk. Yozgatlılar kızmasın ama Yozgat Havalimanı da tıpkı bazı mesela Afyon, mesela Kütahya, mesela Zonguldak gibi bir sürü havalimanı sayabiliriz. Onlar gibi verimsiz olacak. Tam da biraz önce parasal sıkılaştırma ya da israftan uzaklaşmak gibi değerlendirebileceğiniz konular söz konusuyken ne kadar önemli değil mi? Yozgat Havalimanı aslında geçen yıl açılacaktı ama bir türlü açılmadı. Yozgat Havalimanı açılana kadar da 7000 yolcunun kullandığı Zafer Havalimanı'nın benzeri olacağı anlaşılıyor. Niye böyle söylüyoruz? Bu hafta maliyetin aşıldığı tartışmaları, yani Yozgat Havalimanı bir sene rötarlı olarak açılacak olan, Haziran'da açılması beklenirken Haziran'ı da bitiriyoruz. Yıl sonunda ancak açılacak olan Yozgat Havalimanı 176 milyon liraya ihale edilmiş. Şu ana kadar maliyetini aşmış, hatta pes dedirtiyor diye bir haber vardı. 176 milyona ihale edilirken 324 milyona yolu ihale edilmiş üstelik. Neyse, o ayrı bir skandal. Ekranda görüyorsunuz zarar ziyan zaferi diye, Zafer Havalimanı değil sadece. Örneğin Aydın Çıldır sıfır yolcu. Yüksek maliyet itibariyle Tokat Havalimanı var, Siirt var, Kastamonu var, liste uzayıp gidiyor. İşte onlardan birisi olmaya aday Yozgat Havalimanı bu yıl sonunda hizmete açılacak ama gördüğünüz gibi yine eğer garanti ödemeler verilirse zararhanenize yazın onu da efendim. İsraf ve şatafat devam ediyor. İki vurgu var. Bir günün haberleri bunlar. AKP'den milletvekili olan eski bakanlar seçim kampanyalarında kamu kaynaklarını kullandılar. Öyle bir gider artışı söz konusu ki burada. 2023'ün aynı döneminde, 2022'ye göre Ocak-Mayıs döneminde 162 milyon lira olan kamu toplantı organizasyon gideri, bakın geçen yıl 162 olan gider 484 olmuş. Devlet bütçesinden harcayıp duruyorlar bol keseden. Yazın zararhanenize onu da. Ve son bir not. Efendim, birbiri ardına yayınlanan tasarruf genelgelerine rağmen, o uyulmayan genelgelere rağmen alışkanlık haline gelmiş bütçe ödeneklerinin Bir Gün gazetesinde Nurcan Gökdemir'in haberi bu. Saray günde 14 milyon lira harcama yapıyor diye karşımızda efendim. 14 milyon. Yazın zararhanenize onu da. Evet, şimdi İlhan Cihaner konuğumuz olacak ama birazdan stüdyoda olacak anladığım kadarıyla. Wagner'la ilgili önemli gelişmeler vardı. Özette verdik. Uzlaştılar diye Belarus'tan bilgi geliyor idi. Hediye Levent, gazeteci meslektaşım hemen karşımda olacak. Ne oldu bugün bir anda Wagner'ın Moskova'ya 300 kilometre kadar yaklaştığına dair haberler çıkarken Belarus anladığım kadarıyla aracılık etmiş ve geri dönmüşler galiba. Nedir burada gördüğünüz tablo? Sayın Levent, bize anlatır mısınız? İzah edin lütfen bu olayı. Evet, Moskova'ya oldukça yaklaştılar. Bazı kaynaklar 300 kilometre, bazı kaynaklar 200 kilometre kala Lukashenko'nun devreye girmesiyle, yani Belarus'un devreye girmesiyle Prigojin'in kuvvetlerini toplayıp geri dönmeye karar verdiğini duyurdular. Ancak şu ana kadar bir anlaşmaya varıldı mı varılmadı mı, anlaşmaya varıldıysa şartları nedir? Bunlarla ilgili spekülatif bir takım haberler var. Net olarak teyit edebildiğimiz bilgiler henüz yok. Sadece bildiğimiz tek bir şey var, o da yine Wagner ve çevresindeki ona yakın bir takım sosyal medya hesaplarından aktarılan geri dönüş videoları diyebiliriz şu ana kadar. Evet, yani benim mesela gördüğüm haberlerde bir anlaştı, hala o da belirgin değil, yani anlaştı haberleri de net değil. Peki niye problem çıktı? Tam da Ukrayna ile ilgili bazı olumsuz haberler gündeme geliyordu. Yani Wagner kendini riskte görüp
Putin'e mi hedefi, Putin'e mi yüklenmek istedi? Çünkü diyor ki Rusya'ya yeni bir başkan diyor. Putin de açıklama yapıyor sıkı yönetimi ilan ederken, hani çok tanklar, askerler sokakta, çağrı yapıyor, yapmayın bunu diyerekten, hani cezalandırılacaksınız diyerekten. Niye karıştı bu ortalık? Aslında Semra Topçu, bu gelişmenin işaretleri bir süredirken yani sinyaller gelmeye başlamıştı. Şöyle ki Wagner aslında 2014 yılında kuruldu ve tam da Ukrayna'daki Rus yanlısı bazı gruplara destek olmak üzere kurulan bir paralı şirket olarak ortaya çıktı. İşte Orta Doğu'da Libya'dan Suriye'ye, Sudan'dan çeşitli ülkelere kadar, Kuzey Afrika'ya kadar bazı ülkelerde de varlığını zaman zaman duyduk ama esas hani Batı dünyasının da Türkiye'deki kamuoyunun da Wagner'i sıklıkla konuşmaya başladığı süreç Ukrayna'da geldi. Ağırlıklı olarak Wagner'in ordu hukukunun dışında, yani buna tabi olmayan bir yapı olduğunu biliyoruz. Eski mahkumların af karşılığında 6 aylık hizmet verenlerin af karşılığında bu Wagner gruplarına katılabileceğini biliyoruz. Ki Prigojin uzunca bir süre bunu inkar etti. Mahkumlarla herhangi bir iş yapmadıklarını ya da çalışmadıklarını söylüyordu uzunca bir süredir. Diğer taraftan artık Wagner Ukrayna'daki gelişmelerle birlikte ordudan bağımsız hareket etmeye başlamıştı. Son olarak da yine siyasi özerklik talebinin gündeme geldiği bir takım işte hızlı çıkışlar yaptığı videolar da yayınlamaya başlamıştı Prigojin bir süredir, birkaç aydır daha doğrusu. Ve tekrar belirtelim, orduya bağlı değil, paralel bir ordu gibi hareket eden, ordu hukukundan da muaf olan bir yapıdan bahsediyoruz. Çok sayıda mensubu da var, 25 bin olduğu söyleniyor. Ve soruna gelecek olursak, neden peki ortalık birdenbire karıştı? Şundan dolayı, şimdi bazı uzmanlar diyorlar ki Wagner çok hızlı bir şekilde büyüdü. Aynı zamanda Ukrayna Savaşı ile birlikte çok hızlı bir şekilde dünya gündemine de geldi. Rusya içinde de destek kazanmaya başladı. Askeri olarak da bazı yeterlilikler ya da işte bir takım tecrübeler edinmeye başladı. Bundan sonra daha fazla hak talep eder hale geldi. Yani bir çeşit özerklik talebine doğru gitmeye başladı diyen uzmanlar var ki işaretlere bakılırsa bu yorumların çok büyük ölçüde doğru olduğunu söyleyebiliriz. Asıl büyük ayrışma var yani orada. Kesinlikle. Diğer taraftan asıl meselenin kaynama noktasına geldiği yerde Bahmut. Bahmut'u bilirsiniz, Ukrayna Savaşı ile birlikte son dönemde özellikle kilit nokta olması sebebiyle çok şiddetli çatışmaların yaşandığı bir yer olarak biliyoruz. Bahmut'ta özellikle Wagner'in Rus ordusuna, Rus genel kurmayına sormadan kendi başına hareket ettiğine dair yine çeşitli haberler de yayınlanmaya başlamıştı birkaç ay öncesinden aslında. Burada Prigojin'in iddiası şu yönde: Bahmut'ta biz çok sıkışmış bir durumdayken, Rusya için savaşıyorken Rus Genelkurmay'ı özellikle de hedef olarak gösterdiği Şoygu bize teçhizat göndermedi, silah göndermedi. Aksine cephe gerisindeki Wagner birliklerimizi bombaladı şeklinde iddialarla bir çeşit, ne diyelim, çok sert suçlamalarla yani saldırıları da, daha doğrusu sözlü saldırıları da iyice yoğunlaştırmış oldu. Ve açıkçası Bahmut'tan sonra her şeyin hani kaynama noktasına ulaştığını söyleyebiliriz. Evet, neden olduğu kadar aslında nedene baktığımız zaman geleceği de görüyoruz gibi, ama belirsizlikler var elbette. Önümüzdeki süreçte Ukrayna'yı da, bölgeyi de etkileyecek önemli bir durum bu. Bekleyip göreceğiz herhalde. Yani şu an itibariyle isyan ya da mevcut darbe girişimi yatıştırılmış gibi görünüyor. Çok büyük bir ihtimalle Prigojin'in tasfiyesi söz konusu olabilir. Bundan sonra Wagner ne olacak? Resmi orduya entegre mi edilecek, yoksa tamamen tasfiye mi edilecek? Bütün bunları senin de dediğin gibi bekleyip göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum Hediye Levent. Sağ ol aktardığın katkın için. İyi yayınlar.
Teşekkürler. Evet, bu arada Erdoğan Putin'e desteğini ileten bir görüşme yaptı. Telefonla bir görüşme yaptı. Wagner'ın darbe yaptığı suçlamasından sonra. Kılıçdaroğlu ise bir tweet atarak paramiliter yapılar konusundaki uyarısını hatırlattı ve Rusya'da olanlar umarım ders olur ifadesini kullandı. Sadat konusunda Erdoğan'ı bu yönetimi uyardığını hatırlattı. Paramiliter yapıların ne kadar tehlikeli olabileceğini ortaya koymuş oldu. Evet, şimdi tekrar siyasete dönelim efendim. Rasyonel politikalar diyorum ve ne kadar önemli olduğunu ifade ederken Türkiye'nin ihtiyacını vurguluyorum. Bir haftanın manşetini görelim ve hemen İlhan Cihaner'le söyleşiye başlayalım. Haftanın manşetine anayasa değişikliği, referandum ihtimalini aldık. İki gazete bu hafta bu konuyu manşete taşıdı uyarılarla beraber. Evet, başörtüsü teklifi referanduma mı gidecek diye Karar ve Cumhuriyet gazetelerindeki uyarıları dikkatinizi çekiyoruz. AKP'de iki aşamalı anayasa değişikliği planı yapıldığı, önce başörtüsü teklifinin meclise getirileceği, ardından da referanduma gitmesi konusu yeniden gündeme geldi. Bahçeli ile zaten gruptan sonra da görüşme yaptı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinde de bu konunun değerlendirildiği ifade edildi. Bahçeli zaten 100 maddelik bir anayasa hazırlıyoruz diye duyurmuştu. Cumhuriyet gazetesi de konuyu muhalefete kıskaç diye işledi. Çünkü konunun bir başka boyutu da başörtüsü teklifine, yani bu anayasa değişikliğine muhalefette CHP ile beraber meclise giren partilerin onay vereceği, İYİ Parti de dahil olmak üzere iddiası. Bu matematiği de şimdi karşınıza gelecek, bu kıskaç planı matematiğini de Cumhuriyet'in çizeri Zafer Temoçin özetledi. Referandumlu mu, referandumsuz mu bilemiyorum ama siyaseti hararetlendirecek bir konu. Efendim, şimdi CHP eski milletvekili, Gelecek için biz hareketinin kurucusu İlhan Cihaner bizimle birlikte. Siyasi değerlendirmelere tam da buradan başlayalım istiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Önümüzdeki dönemde özellikle bu konu çok tartışılacak bir konu ki sizin de Cumhuriyet Halk Partisi'nde hassasiyet gösterdiği konulardan birisi anayasa. Değiştirilemez maddelerinin bile değiştirilmesinin söz konusu olduğu bir döneme girdik mecliste. Bir gerilim bekliyor musunuz bu konuda? Gerilimden ziyade daha çok özellikle parlamento içerisinde önümüzdeki seçimlerde bir araya gelme ihtimali olan siyasi partilerin ya da siyasi akımların arasına bu anayasa değişikliği üzerinden bir nasıl diyelim, nifak tohumu ya da onların o bir araya gelme kapasitelerini ortadan kaldıracak bir, tabiri caizse, kama sokulma girişimidir bu. Çünkü biz biliyoruz ki mevcut iktidar, mevcut anayasa güvenceler, anayasanın ima ettiği o hukuki, ne diyelim, statü zaten Türkiye'de öteden beri hayata geçirilmiyor. Dolayısıyla anayasa üzerinden Türkiye'deki hak ve özgürlüklerin tanımlanması çok gerçekçi bir yaklaşım olmayacaktır. En basiti, bugün örneğin İstanbul'da işte cumartesi insanları, anneleri gene gözaltına alındı. Gene barışçıl toplantı, gösteri, yürüyüş hakkını kullanmak isteyen yurttaşlarımız şu ya da bu gerekçeyle, hangi gerekçeyle olursa olsun, anayasal ve uluslararası sözleşmenin güvence altına aldığı hakları kullanamıyorlar. Dolayısıyla her buradaki, cumartesi de aynı görüntü üstelik. Tabii ki, dolayısıyla buradan bir anayasa değişikliğinin Türkiye'de var olan hak ve özgürlük sorununu çözebilme kapasitesi yok. O zaman bunu niye yapıyorlar? Yani zaten fiili olarak Türkiye'yi anayasasızlaştırmış bir iktidar söz konusuyken, sözünün kanunun üzerinde olduğu, siyasi ajandasının kanun üzerinde olduğu bir iktidar söz konusuyken bunu niye yapıyorlar? Bunun bence tek bir gerekçesi var. Hukuki güvenceyi almaktan ziyade kafalarındaki her ne ise, daha çok onun ikincil amaçlarına bakmamız lazım. İkincil amaçları da Yerel maalesef seçim.
Evet, maalesef seçim, genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde inanılmaz bir taktik hata yapılarak, umarım ki taktik hatadır, bir başörtüsü üzerinden tartışmanın gündemde olmadığı halde bunun gündemden çıkarılması için bir yasa teklifi getirildi. Ortalama siyaset izleyen birisinin Erdoğan tarafından burada elinin arttırılacağını, işte bunu bir anayasal güvenceye madem öyle bağlayalım denileceği çok açıktı. Evet. Muhtemelen bu da gündeme gelecek. Çünkü AKP ve MHP'nin onlar adına konuşan insanların dillendirdikleri bir şey daha var. Aile kavramını da gündeme getirerek bunun üzerinden LGBT. Evet, muhalefeti. Macaristan'daki gibi. Evet, muhalefeti bu kez de oradan sıkıştırmaya çalışıp işte görün bakın bunlar. Çünkü artık düşmanlaştırma, kriminalleştirme mekanizmaları işlevselliğini biraz azalttı. Eskisi kadar işlevsel değil diğer şeyler. Artık ellerinde böyle bir koz kaldı. Bu kozu kullanacak. Bunu da anayasa değişikliği üzerinden yapacaklar. Umarım Cumhuriyet Halk Partisi bu tuzağa düşmez. Ama diğer partilerin, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerinden giren partilerin ve İYİ Parti'nin daha önceki açıklamalarına baktığımızda muhtemeldir ki ya referandum sınırında ya da referanduma bile gerek kalmadan gibi görülüyor. Öncesinde referanduma gitmesin diye. Evet, yani referanduma gitmeden doğrudan 400 sınırını bile zorlayabilir bilinir gibi bir kaygım da var benim. Bunu niye kaygı olarak söylüyorum? Çünkü anayasa dediğimiz şey dediğim gibi kanunlar hiyerarşisinin en üstündedir. Ve eğer o anayasa algısı, anayasa mantığı, anayasa hukuku geçerli değilse o zaman bunun başka bir anlamı, başka bir gerekçesi vardır. Çok sık tekrar ediyorum ama örneğin toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı. Anayasa şöyle diyor, herkes önceden izin almaksızın barışçıl toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyebilir. Bu basın hürdür, sansür edilemez deniyor. İşte bakın mahkeme kararlarına ya da iktidarın doğrudan doğruya kendi idari, işte RTÜK gibi kendi idari kararlarıyla ortaya koyduğu basın özgürlüğü tablosuna bakın. Zaten bunların bile asgarisinin hayatta olmadığı bir şey var. Artı anayasa dediğimiz şey birkaç fonksiyonu vardır anayasanın. Nedir? Bir, temel hak ve hürriyetleri garanti altına alır. İşte bir de devletin o esas teşkilat, esas örgütlenme yapısını tanımlar. Ama anayasalar eğer bir toplumsal mücadeleye dayanmıyorsa, yani birileri oturup işte Erdoğan'la başvurup, İşte Erdoğan'la Bahçeli bir araya gelip oturarak işte bir şeyler kaleme alıyorsa, o anayasaların ima ettiği toplumsal mücadeleyle ve uzlaşıyla oluşarak onu garanti alınan, altına alan bir metin haline gelmez. 12 Eylül anayasasından farklı olmaz demek oluyor bu da kesinlikle aslında. Kesinlikle ve bu anayasa hükmü de ihlal edildiği zaman toplumsal tepkide olmaz. Aslında tüm bunların hepsinin arkasında sahiplenilmez anlamında. Evet, toplumun sahiplenmesi ve toplumdan gelecek tepkidir iktidarları anayasaya uymaya zorlayan şey. Evet. Şimdi bu yoksa, bu aşağıdan olgunlaşarak gelmemişse ancak ne diyelim, ezilenler aleyhine, dezavantajlı gruplar aleyhine bir tablo çıkar ya da ikinci amaçları vardır. Buradaki ikinci amaç da mevcut sistem ve genel olarak İşte kapitalizm ya da onun bugünkü tezahürü alan neoliberal sistem düşmansız yaşayamaz, ayakta duramaz. Şimdi yeni düşmanlar itiraz ederseniz ortaya o potaya girersiniz, evet, gibi. Oradan hem oradan sıkıştıracak hem de kendisine destek veren kesimler için çok elverişli bir düşman icat etmiş olacak. Araya başka şeyler sokulacak. Yani burada anayasanın değiştirilemez maddeleri, ya adı üstünde değiştirilemez yani. Ama o bile tartışılmaya başlandı. Yani şimdi bu, çok enteresan. Bu anayasa hukukunun şeyine girildiği zaman derin, biraz daha derin demiyorum da detay tartışmalarına girince
Orada işte kurucu iktidar olması gerekir falan böyle şeyler ama bu tartışmaların hiçbirisi yok. Nihayetinde Türkiye siyasetinin neredeyse tamamına hakim olan şey söz konusu. İşte siyasi elitler bir araya gelecek. Kendi dar kısa zamanlı iktidarlarını devam ettirmek için gerekli çerçeveden bakacaklar. Bunu niye konuşuyoruz? Çünkü iktidar bir seçim geçirdi. Aslında çok da memnun değil seçim sonuçlarından benim anladığım kadarıyla. Ve hızlıca yerel seçime odaklandı. Ve orada tıpkı bu seçimde yaşadığı mesela Hüdapar'la anlaşması ya da yeniden Refah Partisi'yle anlaşması gibi hemen hızlıca manevralarını yapmaya başladı. Biz bunun için şu an bugünden arta kalan herhalde 15 vekille ilgili pişmanlık ifadeleri olacak. Çok tartışılacak diye düşünüyorum. Akşener'in konuşmasının içerisinde o ittifakın devamlılığına ilişkin mesele. Onun da dışında CHP'ye baktığımız zaman siz bir Cumhuriyet Halk Partilisiniz ve bir CHP'de de Sayın Kılıçdaroğlu'yla İmamoğlu'nun ve Özgür Özel'in açıklamaları çerçevesinde bir değişim rüzgarı ve senaryoları ve farklı itirazlar ve ifadeler değişime var. Değişime dair biz de çok şey söylüyoruz. Sadece üç isimden ibaret değil. Evet, siz onun için buradasınız. Sizin evet. De açıklamalarınız var ve sizin ne söylediğiniz de netleşsin istiyorum. Ayrıca somut olarak değişime dair tek şey söyleyen de biz. Onu da vurgulamak istiyorum. Çünkü değişim denilen şeyin değişim kategorik olarak illa doğruyu ima etmez. Örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçtiğimiz 10 yıl içerisinde yaşadığı değişim süreci çok alkışlanıyordu. Özellikle vurgulamak istiyorum. İşte muhafazakar kesim tarafından, liberaller tarafından, AKP'den kopmuş kişiler tarafından, bir dönem Fethullah'ı alkışlayanlar tarafından Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık eski Cumhuriyet Halk Partisi olmadığı, o nedenle de çok alkışlanıyordu ve CHP içerisinde var olan her aktörde bundan büyük bir memnuniyet duyuyordu. Bakın, o kutuplaşma dilini kıran, yankı odalarını yok eden. Kutuplaşmadan bahsetmiyorum. Öyle değerlendirdiğim için söylüyorum. O zaman da bir değişim yaşanmıştı ama biz bu değişimi eleştiriyorduk. Yani şunu vurgulamak istiyorum. Değişim ima eden herkes doğru değişimi işaret etmiyor olabilir. Nitekim Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir değişim yaşadı. Yani dolayısıyla her değişim diyenin dediğinin bizim alkışlayacağımız, arkasında duracağımız bir değişimi ima etmesi mümkün değil. Bizim derken tüm yurttaşları kastediyor. Onun için değişim diyen herkese şunu sorması lazım. Partililerin ya da işte Cumhuriyet Halk Partisi üzerine tartışanların neyi nasıl değiştireceksin? Yani bu ikinci cümleyi kurmuyor şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim diyenler. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut durumunun analizine ve bu değişimi niye istiyorsunuz ve neye değiştireceksiniz? Yani Cumhuriyet Halk Partisi şimdi nerede? Buraya nasıl geldi ve siz şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin nereye değişmesini istiyorsunuz? Bir şey ekleyeyim. Çok da hızlı yapmanız lazım. Bu sorunu çok hızlı çözmeniz lazım. Kuşkusuz biz bunu yıllardır yerel tartışıyoruz, yıllardır söylüyoruz. Örneğin yerel seçim politikalarına ilişkin. Yani şimdiye kadar izlenen yerel seçimlerde hem aday belirleme, yönetim tarzı olarak nasıl bir değişim öngörüyorsunuz? Eğer onun üzerinden gideceksek. Örneğin biz yerel seçim, yerel yönetimlerle ilgili olarak daha yatay örgütlenmeyi önceleyen, demokratik kitle örgütlerini ortaya koyan, cinsiyet temsiliyetlerini eşit hale getiren, hatta işte bu meslek örgütlerinin belediye meclislerinde artık doğrudan kendi temsilcileriyle temsil edilmelerini falan garanti altına alan bir sistem öneriyoruz. Daha toplumcu, yurttaşların doğrudan demokrasiyle daha karar mekanizmalarına müdahale edebilecekleri bir şey. Sadece yerel yönetimler bağlamında söylüyorum. Şimdi ama bakıyoruz Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok insan değişim diyor. Ama değişim diyenler şu andaki yenilginin ve daha önceki sağ tarafından alkışlanan o değişimin de şampiyonlarıydı. O zaman da alkışlanıyordu. Şimdi de dönüp gene biz değişim yapacağız diyorlar. Onun için değişim diyenlerin nasıl bir değişim olduğunu bunu ısrarla vurguluyorum.
vurgulamaları, açıklamaları lazım. Sadece değişim istiyor diye herkesi alkışlayamayız. Evet. Şimdi ben şunu vurgulayayım. Bu hafta mesela 81 il başkanı ortak bildiri yayınladı. Kalıcı değişim kişilerden ziyade fikirler ve ilkelerdir diye koyacağım bir cümle bu var. Bu benim eleştirimden bir adım ileri. Hani bunun söylenmesi lazım ama orada da içeriye dair bir işaret yok. Yani üstelik orada il başkanlarımız diyor ki bize hiç sorulmadı. Yani sorulmuyor ama hani böyle bir ince şey de var. Yanlış hatırlamıyorsam o açıklamada. Şimdi il başkanları aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin omurgasını oluşturması lazım. Evet. Şimdi orada çok daha cesur, doğrultuyu da belirleyen bir açıklama ortaya koymaları lazım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi değişecekse ideolojik olarak bugüne kadar izlenen ve yenilginin sorumlusu olarak gördüğümüz merkez sağ giderek siyasal İslamcı bir çizgide daha ileriye mi gidecek yoksa sol sosyal demokrat bir çizgiye mi dönüşecek? Yani çünkü bir siyasal parti söz konusuysa kuşkusuz değişimin tartışılacağı ana eksenin bu olması lazım. Yani bugüne kadar solu, sosyal demokratları parti içerisindeki solun değişik renklerini göz ardı edip hem kadro olarak hem politik olarak hem de bunların bir şekilde partinin karar mekanizmalarında yer almalarını engel olacak fiili antidemokratik tutumlar terk edilecek mi? Yani gene ne diyelim birkaç örnek vereyim. İşte Cumhuriyet Halk Partili ülkücüler mi Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikalarını belirleyecek? Ya da HDP'den kopmuş eski bürokratlar, danışmanlar mı Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikalarını belirleyecek? Ya da biz artık çok değiştik deyip laikliğin artık partinin herhangi bir bırakın mücadele başlığını ilkesi bile olmaktan çıkarıldığı bir pratik mi izlenecek? Bu söyledikleriniz aynı zamanda sizin eleştirileriniz de. Kuşkusuz. Yani biraz daha netleşelim. Gelecek için biz hareketi ne istiyor onu anlatın bize. Daha netleşelim. Ya biz 2018'de bu hareketi formüle ettiğimizde başlıca 2-3 eksende eleştirimiz vardı. Bir, dünyada artık ekonomik ve siyasal olarak neoliberalizmin, kapitalizmin sürdürülemez olduğunu, dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nde bunu öngörüp ekolojik politikalardan tutun, işte emek sermaye arasındaki gerilimin çözümüne dair politikalarda bu sürdürülemezliği öngören daha sol, sosyal demokrat, sosyalizm politikaların savunulması gerekir. Artı Türkiye'de madem ki bir olağanüstü bir bu ne şekilde adlandırılsın istersin işte yarışmacı otoriter sistem olsun ister diktatörlük ister faizm her neyse madem ki bir olağanüstü bir iktidar tarif ediyoruz, olağanüstü bir siyasi iklim tarif ediyoruz, o zaman muhalefetin de bununla uyumlu bir şekilde normal bir demokratik ülkedeki muhalefet gibi sadece parlamentoya sıkıştırılmış oradaki performansa sıkıştırmış bir muhalefet olarak örgütlenmemesi lazım. Yani madem ki olağanüstü bir durum var, muhalefetin de bu olağanüstülükle pratiğini belirlemesi gerekir. Üçüncüsü de parti içi, yani Türkiye'de demokrasiyi savunan, buna dair eleştirileri dillendiren bir partinin parti içi demokrasiyi de güvence altına alması lazım. Yani buna cinsiyetlerin eşit temsili vardır, işte genç temsili vardır, işte bunun içerisinde ön seçim vardır. Örneğin parti adına konuşan partinin karar alıcılarının hemen hemen hepsi konuştukları zaman işte 12 Eylül'ün çıkardığı siyasal partiler yasasına atıfta bulunur. Ama bu parti içi demokrasiyi harekete geçirmek için bir engel teşkil etmez. Örneğin milletvekillerinin tamamını genel merkez belirler. Genel merkez bu milletvekillerinin yarısını kadın olarak belirlemesi önünde hiçbir engel yok. Siyasi partiler yasası. Sen niye %13'te bıraktın ya da %30 belirledin, %50 belirledin demez. Ya da işte Sayın Genel Başkan'dan tutun, parti adına demokratik bir durumu savunan herkes... İşte der ki ya Türkiye'deki siyasi iklim demokratik değil.
siz milletvekili seçtiğinizi zannediyorsunuz ama milletvekillerini siz seçmiyorsunuz. Genel başkanlar. E bırakın o zaman seçmen seçsin. Bırakın seçmeni, üyeler bile seçmiyor. Delegeler bile seçmiyor. Parlamentoda işte değişik şekillerde o güç dengesi sıralamalar içerisinde yer almış insanlar belirliyor. Çok az vaktimiz var aslında, birkaç dakikamız var. O yüzden hızlı akıyor bir yandan. Evet. Bir yandan da ben söyleyecekleriniz eksik kalmasın istiyorum. Siz... Yani biz değişimi üç şekilde tarif ediyoruz. Bir, partinin politik ideolojik tutumunun daha sol, sosyal demokrat bir çizgide oluşturulması, tarif edilmesi lazım. Programın yenilenmesi lazım. İki, kadrolarında bununla uyumlu halde kökten değiştirilmesi lazım. Yalnız kadrolar derken burada şöyle bir sorun tartışılmaya başladı son zamanlarda. Bundan değişim neredeyse örgütü ya da seçmeni değiştirmek gibi algılanmaya başladı. Kastımız bu değil. Partiye atfedebileceğimiz sorunların, yanlışların hiçbirinin sorumlusu örgüt değil. Oy verenler değil. Ya baktığınız zaman Ekmelettin İhsanoğlu'nu üyeler belirlemedi. Dokunulmazlıktaki hatayı üyeler yapmadı ya da oy verenler yapmadı. Üçüncü sütunu da bunları garanti altına alacak, parti içi demokrasiyi garanti altına alacak, parti içi hukukun güvence altına alınması lazım. Bu üçüne dair söz söylemeyen değişim iddiaları bilin ki mevcut statünün devamına hizmet eden tam tersi tabandan gelebilecek bir değişimi boğmak amacıyla dillendirilen bir iddiadır. Maalesef şu anda da en çok o tarz söylemler gün yüzüne çıkmış durumda. Maalesef. Sayın Kılıçdaroğlu'yla bu görüşlerinizi paylaşabildiniz mi? Değişik zamanlarda ben 2012 yılından 2018 yılına kadar değişik aralıklarda parti meclisindeydim. Hemen hemen bu ideolojik tartışmayı hem de çok sert, açık bir şekilde dile getirdim. Zaman zaman yalnız kaldık, zaman zaman destekleyen arkadaşlarımız oldu. Kamuoyuna açık basın açıklamaları yaptık, itirazlarımızı dillendirdik. Ama maalesef işte o yapı da genellikle bahsettiğimiz sıkıntılı mekanizmaların ağırlığını taşıdığı bir yapı olduğu için bunlar partinin kararına falan dönüşmedi. Ya da işte tercih edilmedi. Değişik... Belki şimdi bundan sonra tercih edilebilir diye sordum. Hani yakın zamanda var mı temas? Kuşkusuz tercih edilmeyecek. Çünkü bahsettiğimiz o kadro, ideoloji ve bunu garanti altına alınacak hukuk olmadıktan sonra iktidarın doğası o alanı bırakmaz. Yani parti içi iktidarı kastediyorum. Oraya ancak zorlayıcı, müdahale edici bir tabandan gelecek bir arzu istek olursa, bu irade oraya yansırsa ancak değişim olabilir. O zaman biz de onun mücadelesini yapmaya çalışacağız. Biz de sizin mücadelenizi aktarırız. Demokrasiye katkımız olsun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Reklama gitmemiz gerekiyor. Reklamdan sonra haftanın panoraması devam edecek. Hem gericileşme ve eğitim hem de bir deprem bölgesine bakmamız gerekiyor. Afet için feminist danışmanın bir raporu var. Rapor üzerinden değerlendirdik. Bu hafta şaibe olduğu bir öldürülme şüphesi olduğu ortaya çıktı. Boynundaki izlerle ilgili uzmanların soruları var. O soruları ekrana alacağız önce. Abdülbaki Dadak'tan söz ediyorum elbette. Evet, sorular karşınızda. Ortalama 200 hanenin yaşadığı Beşat köyünde yıllardır varlığını sürdüren ve valilik tarafından kaçak denilen bu medresenin faaliyetlerine neden göz yumuldu? Abdülbaki Dadak 12 yaşındaki bir çocuk. Ortalama 1 metre 90 santimetrelik yüksekliğe nasıl elektrik kablosu astı? Elektrik kablosunu nereden buldu? İntihar ettiğini varsayarsak Abdülbaki intihara sürükleyen olaylar nelerdi? Nasıl bir zorbalıkla karşı karşıya kaldı ki böyle bir şey yaşadı? Urfa'da tarikatlara bağlı kaçak kaç yer var? Tarikatlarla bağlantılı bu kaçak yapılar kapatılıyor mu? Bu sorular o gün bugündür soruluyor. Burada özellikle şunu da vurgulamak istiyorum. Şanlıurfa Barosu olayı yakından takip ediyor ve çocuğun boynunda iddia edilen kabloyla ilgili bir iz olmamasının intihar şüphesi yarattığını ifade ediyorlar. Bu önemli bir olay. Bu olayın üzeri örtülme çabası sergileniyor olabilir. Biz takipçisi olmaya devam edelim diye
Konuğumla Söylesi'ye buradan başlamak isterim. Necla Kurul bizlerle birlikte efendim. Eğitim Sen Genel Başkanı, hoş geldiniz Sayın Kurul. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Maalesef böyle tatsız bir şeyle başlıyoruz ama çocuklarımız kime nasıl emanet? Ciddi bir tartışma konusu ve soru işareti. Sizin bu konudaki takibiniz nedir? Çalışmanız nedir? Yorumunuz nedir? Gerçekten Şanlıurfa'da ciddi anlamda ya da bütün aslında kentlerimizde kamusal eğitim alanına paralel başka bir eğitim alanı oluşturulmaya çalışıldığını açık ve net biçimde görüyoruz. İktidarların doğrudan en yetkililerin ağızlarından kindar ve dindar bir nesil yetiştirme projesi bugün artık tarikatların, dinci tarikat ve cemaatlerin ve aynı zamanda bunların kurduğu vakıf ve derneklerin eliyle hayatın, eğitim hayatının bir parçasını adeta oluşturdu. İstemesek de oluşturdu. Kamusallığın anlamı herkese açık, herkesin eleştiri getirebildiği, herkesin şikayetlerini iletebildiği bir alan yaratmakken Şanlıurfa'daki olay, Abdülbaki Dadak çocuğumuzun ölümü olayı, çünkü bilmiyoruz ne olduğunu, gerçekten bilmiyoruz. Bir 12 yaşındaki bir çocuğun intiharı düşünmesi, bir kabloyu bulması ya da ipi araması, bir yer seçmesi mümkün değil. O yaşta çocuğun yaşam sevinciyle dolu olması gerekirken böyle bir olayla karşıya kalmış olması. Olaya ilişkin iddialar var. Bu konuda çok fazla net bir şeyler söyleyemiyoruz. Baro'nun takibi bu bağlamda bizim de takip ettiğimiz bir konu. Ama biz Abdülbaki Dadak kadar Enes Kara'nın çığlığını hatırlıyoruz. Aladağ'da yanan çocuklarımızın o bağırışlarını ve o çığlıklarını hatırlıyoruz. Bu yüzden de kamusal, bilimsel, laik bir eğitimin, demokratik bir eğitimin altını çize çize her seferinde açıklamalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. Velilerimizi uyarıyoruz. Eğitim emekçilerimizi uyarıyoruz. Ama 12 yaşındaki bu çocuk okulda neden değil diye soruyoruz. Okulda değilse nerede? Hangi Kur'an kursunda? Hangi hatiplik çalışmasının içinde veya bu vakıf ve derneklerde bu çocuklar neyle karşı karşıya kalıyorlar? Bunları bilmiyoruz. Çünkü kutuplaşma nedeniyle de alanlar çok ayrıştı. Bu alanlarda özellikle bu tutucu muhafazakar dediğimiz, hatta radikal diyebileceğimiz dinci çevrelerin olduğu alanlara giriş çıkışlar olmadığı için yabancılar yok. Farklı olanlar yok buralarda ve ailesi dahi çevre baskısı nedeniyle Allah'tan geldi ne yapayım diyerek susuyor. Anlaşıyorlar veya, falan ya da anlaşıyorlar çünkü karşılığında acı parası ve benzeri, acı parasını ödedik, olay bitti ve kapandı gibi bu tür olaylarda karşı karşıya kalıyoruz. Bu yüzden açıklık, pencerelerin açık olması, kapıların açık şeffaflık olması ve şeffaflık ve hesap verebilirlik ancak kamusal, herkese açık alanlarda mümkün olabilir. Kapalı alanlarda çürüme en çok çocukları ve kadınların hayatını olumsuz yönde Necla etkiler. Necla Hocam, beni en çok üzenlerden birisi de çocuklar söz konusu, sosyal devletiz ve devletin çocukları olması lazım, sahip çıkabilmesi lazım. Çıkamıyor. Devlet şunu da sağlayamıyor. Bakın, menzil cemaati 12 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili ikisi haber 38 içerik için erişim engeli kararı aldırabiliyor. Burada da devlet yok. Evet, ya devlet evet aldırıyor ayrıca da, yani var da yani bir şeyden, çocuktan yana değil maalesef. Birkaç olay daha var. Onları da aktarayım. Evet. Kırşehir Vali Yardımcısı Alper Balcı Bir Gün Gazetesi toplamıştı bu arada. Hakkındaki taciz soruşturması için yayınlanmamış haberlere de yayın yasağı getiriyor. Yani hakkındaki taciz iddiası ile ilgili yayınlanacak haberlere yayın yasağı istiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kaçan Kur'an kurslarının soruşturulmasıyla ilgili olarak bir araştırma önergesi veriliyor. AKP ve MHP oylarıyla bu önerge reddediliyor. Burada da çocuklar yine sahipsiz. Şimdi o kadar çok vaka var ki böyle baktığımız zaman... Sadece bu olay özelinde de değil, Türkiye'de örneğin son günlerde tartıştığımız konu ÇEDES, okulların Diyanet'in kuşatması altına alınması gibi değerlendirilebilecek ve yasalara ve anayasaya da aykırı olduğunu düşündüğüm bir durum bu. Çünkü Türkiye'nin anayasasında hala laiklik yazıyor, laik, demokratik, evet, sosyal, evet, hukuk devleti yazıyor. Şimdi hal böyleyken nereye koyacağız? Yani bir çocuktan yana olmayan devlet söz konusu.
Evet, çocuklardan, gençlerden ve kadınlardan yana olmayan bir siyasal iktidar. İstanbul Sözleşmesi'ni de anımsadığımızda, bundan çekilmeyi de anımsadığımızda, gerçekten bizim alanımız tabii çocuklar. 17,5 milyon çocuğun, 8 milyona yakın da üniversite gencinin olduğu geniş bir alan olduğu için, çocukları koruyan, onların üstün yararının, çocuk haklarının altını çizen bir kamusal alan yaratmak istiyoruz. Ama gördüğümüz gibi AKP ve MHP iktidarı sadece bir siyasal oluşum olarak görmüyor. Artık kendini devletleşmiş biçimde hissediyor. O yüzden kimi kime şikayet edeceksiniz durumuyla karşı karşıyayız. O yüzden biz de şikayetimizi büyük ölçüde Türkiye'nin kamuoyuna yapıyoruz. Ve diyoruz ki velilerimize, çocuklarımızı kamusal eğitim alanı dışında alanlara göndermeyin ve bırakmayın diyoruz. Ya da olay ortaya çıkıyor. Net bir biçimde olayın genel görünümünü biliyoruz. Tabii her olayın arkasındaki çok iyi detayları biz bilemeyebiliriz. Ama basın üzerinden bir olayın aydınlatılmasına karartma getirmek, olayı kapatmaya çalışmanın bir başka yüzü, sizin de ifade ettiğiniz gibi. Oysa varsayımımız şudur. Bir yerde olan bir olayın, olumsuz bir olayın çocuğun yaşamına son vermesine, ister intihar ister öldürme biçimde yaşamına son vermesine neden olan bir olay başka kaç yerde daha olabilir? Çok yerde olabilir. Bin yerde birden oluyorsa ne yapacağız? Bir çocuğumuzun karşılaştığı bir büyük bir problem ya da hayatını yitirmesi konusu. Bize ulaşmıyor çığlıklar. Evet, bilmiyoruz. O çığlıkları biz bilmiyoruz. Çünkü küçük alanlarda kapatılıyor. Cemaat ve tarikat yapılanması, bu Takva filminde anımsanacağı gibi, hı hı, insan bedenleri üzerinde çok ciddi baskı yaratan ve bu baskı nedeniyle de insanların ruh sağlığını, yani kalpsiz bir dünyayla karşı karşıya kalmalarına yol açan bir alan. O yüzden nefes almanın yolu rüzgara açmaktır. Güneşe erişmeye çalışmaktır. O yüzden açık, herkese açık alanlar inşa etmektir. Ve bu farklı karşılaşmalar nedeniyle de sorunların açığa çıkmasını sağlamak ve diğer çocuklar için, kadınlar ve gençler için yeterli önlemlerin alınmasını sağlamaktır. İşte biz bu nedenle kamusal alanı, devlet alanının da içinde yer aldığı ama emek meslek örgütlerinin aynı zamanda siyasal iktidardan bağımsız sivil toplum kuruluşlarının, demokrasi güçlerinin de bu alanda etkili olması bağlamında önemli görüyoruz. Biz Abdülbaki'nin yaşamına dair sorgulamayı sürdüreceğiz. Anne ve babası unutsa dahi, yakın çevresindekiler sustum hiçbir şey söylemiyorum dese dahi, kamusal alanın bir parçası olarak demokratik, laik eğitim için, bu çocuklarımızın yaşamdan hayatta kalmaları için mücadelemizi sürdüreceğiz. Her bir yurttaşa da aynı zamanda bu görev düşüyor. Aslına bakarsanız yurttaşlarımızın da demokrasinin sadece sandıkla olmadığını anladığı bir süreçte olduğumuzu düşünüyorum. Çok bu her seçim bize bir şeyler öğretiyor. Bu seçimde de bu sandığın ötesinde sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket etmenin, güçlü ses çıkarmanın ne kadar önemli olduğunu anlamamız gerekiyor. Kimilerimiz anladı, anlamayanlara anlatsın isterim. Eğitimsen bu anlamda önemli bir kuruluş. Çocuklara çünkü ilk değenler sizlersiniz, aileleri anlaşsa bile, evet, öğretmenler, evet, eğitim ordusu, eğitim camiası. Şimdi iki örnek daha vereyim, sonra rapora gelelim. Evet, evet. Türkiye'de eğitimle ilgili iki örnek vereyim. Bu hafta iktidar medyasında Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili enteresan bir haber vardı. Elbette ki insanlar çocuklarını dini eğitim verdireceklerdir, bir takım kurslar olacaktır. Ama ben böylesini görmemiştim. Daha evvel tanık olmadığım için dikkatimi çekti. Türkiye'de bir ilk diye duyuruldu iktidar medyasında. Efendim, Diyanet İşleri Başkanlığı Mekke'ye çocuk götürmüş. Çocuk hacılar. Mekke'yi şenlendirdi. Bu haber iktidar medyasında yer aldı. 12'si kız, 12'si erkek, 24 çocuk aileleriyle birlikte Mekke'ye götürülmüş ve Türkiye'nin değişik bölgelerinden seçilmiş. Çocuklar ve aileleri birkaç gün kaldıktan sonra Mekke'ye varmışlar, Medine'de kaldıktan sonra. En küçüğü, hacı adaylarının çocuklarının en küçüğü 2 yaşında, 2 aylıkmış, özür dilerim, yaşta değil, 2 aylık. En yaşlısı 99 yaşındaymış bu arada bu ekipte. Şimdi bu birinci fotoğraf. İkincisi,
Timur Soykan'ın haberiydi yanlış hatırlamıyorsam. Adalet Sarayı'na İstanbul'da Kur'an kursları diye çok tartışıldı. İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda hakim, savcı ve personelin çocukları ve gençlere yönelik olarak Kur'an kursları açılacağı duyurulmuş. Yani değişik bir Türkiye fotoğrafı bu. Bu değişik Türkiye fotoğrafı bize gençlerin ve çocukların daha farklı bir şekilde sarılacağını, yani eğitim yuvalarında akıl ve bilimle değil başka türlü bir yönlendirmeyle yetişeceğini gösteriyor diye düşünüyorum. Bu vahim. Bu da var anladığım kadarıyla raporunuzda, değil mi, uyarılar? Evet, tamamına yönelik. Ama ekonomik olarak da çocukların halini ortaya koyan ve önemli uyarılarda bulunan bir rapor yayınladınız geçen hafta. O yüzden çok böyle tüylerim de diken diken oldu ayrıntılara baktıkça. Maalesef ekonomik kriz çocuğu vuruyor, onu evet, görüyoruz. Evet. Ayrıntıları sizden öğrenelim, tartışılması, daha çok tartışılması için derinleştirelim konuyu. Evet, öncelikle isterseniz Diyanet İşleri Başkanlığı'nın diğer bakanlıklarla birlikte imzaladığı protokoller üzerinden duralım. Çünkü bugün işte hakim ve savcıların bulunduğu adalet saraylarında bunların çocuklarına, orada bulunan çalışanların çocuklarına kurslar açılacağına dair bir haber geçti yine. Yani demek ki sadece Milli Eğitim Bakanlığı ve çocuklar üzerinden bir çalışma yürütülmüyor. Bunu anlamak için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yasasına baktım, kuruluş yasasına baktım. Açık bir biçimde şunu söylüyor. Diyor ki kuruluş ve görevleri hakkında kanunda göçmen, engelli, bağımlı ve desteğe muhtaç kişilere, aynı zamanda kadına çocuğa ilişkin destek, aynı zamanda öğrenci yurtları, eğitim kurumları, gençlik merkezleri, kampları, ceza infaz kurumları, sağlık kuruluşları, sosyal devlet, sosyal hizmet kurumları ile bu kurumlar ile bir dizi protokol gerçekleştirilerek toplumu dini konularda aydınlatmak gibi bir kuruluş amaçları içerisinde böyle bir şey var. Yani şimdiye kadar Diyanet İşleri Başkanlığı, işte camiler, müftülükler vesaire bu kanalla yetişkinlere erişirdi. Şimdi özellikle son Milli Eğitim Şurası'ndan sonra çocuklar ve gençleri, hatta 4-6 yaş çocuklarını hedefe almış durumda. Yani ağaç yaş iken eğilir cümlesini yanlış anlamış bir başkanlıkla karşı karşıyayız. Sahip olduğu bütçe 3-4 büyük diyebileceğimiz bakanlığın bütçesinden, hani değerlerine göre küçük ama bakanlığın bütçesinden daha fazla bir bütçeye sahip. Şimdi birincisi, amaçlarından birisi yerli ve milli bir zihniyet yaratmak. Hatta diyorlar ki yerli ve milli bir jeopolitik yaratmak. Bunun anlamı şu: doğrudan çocukların bedenleri de, 17,5 milyon beden bu jeopolitik bir anlayışın bir parçası. Yani kindar ve dindar yetiştirmenin bir parçası. 1 milyon 200 bin eğitim emekçisinin de yandaş sendikanın %34 itibariyle, sendikalı olanların %34'ünün burada üyesi olduğunu düşündüğümüzde çok geniş bir kesime erişmek için son derece çaba gösteren bu anlayışı, bu muhafazakar sağ otoriter iktidarın istediklerini gerçekleştirmeye çalışan bir başkanlıkla karşı karşıyayız. Ayrıca bu yetmiyor tabii. İkinci bir şey, her yıl 125 bin civarında İmam Hatip mezunu veriyorlar. Hı hı. Her yıl 33 bin civarında ilahiyatta kaydolan ve bunların önemli bir kısmının mezun olduğu bir şeyle karşı karşıyayız. Her yıl nereden baksanız 150 bin üzerinde dindar ve kindar diyebileceğimiz programlara bağlı olarak tabii bir nesil yetiştiriliyor ve bunlar iş ve istihdam istiyorlar. Yeni bir ruhban sınıfı yaratılmış adeta. Din görevlilerinden oluşan bir sınıf ve onlar şimdi bütçeden ve istihdam olanaklarından pay istiyorlar açıkça. O yüzden manevi danışmanlık, imamlık, vaiz, vaizelik yeni yeni adlarla, hani bir kısmı eski ama yenilenmiş manevi danışmanlık gibi isimlerle bu toplum, bu sınıfa biat eden, boyun eğen bir gençlik yetiştirme amacı var. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, bulunduğunuz kıyıda gittiğiniz kamplara bir bakın. Eskiden kamu kurumlarının kamplarıydı. Emekçiler gidip oralarda çoluğuyla çocuğuyla birlikte kısa süreli bir tatil yapabilirlerdi. Bu kampların tamamı şimdi Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlandı. Kampın önünden yürürseniz bir gün kızların yüzdüğünü görürsünüz. Ertesi gün erkeklerin yüzdüğünü görürsünüz. Kampın önünde otobüsler sıraya girmiştir. Ama bir milletvekili, CHP'li bir milletvekilimiz, şimdi ismini anımsamıyorum, içeriye sokulmadı. Bu kampların içine
sokulmadı. Şimdi bu çerçeveden baktığımızda parlak isimlerle ve çocukların ilgilerini çekecek biçimde eğlenceli ve şenlikli gözüken kimi programlarla sizi işte götürüyoruz, Suudi Arabistan'a götürüyoruz, hac görevi için sizi de götürüyoruz diyen cezbedici bisiklet veren, telefon imkanı sağlayan, okullarda resim, müzik çalışmaları birer saate indirirken, bu okulları şenliksiz ve kederli hale getirirken, onun dışında böyle bir alan yaratmaya çalışarak çocukları etkilemeye çalışan bir Diyanet İşleri Başkanlığı var. Ve biz şunu açıkça söylüyoruz, artık çocuklardan uzak durun. Milli Eğitim Bakanlığı görevlerini yerine getirsin. Zaten bu ÇEDES projesiyle çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum gibi bir proje var. Ama kamuoyunda ne kadar makul bir şey. Çevre, ekoloji mücadelesi, değerlerime sahip çıkıyorum. Çünkü herkesin değerleri var. Eşitlik, özgürlük, adalet bizim değerlerimiz. Demokrasi, barış bizim değerlerimiz. Herkesin değeri var. Adı çok nötrmüş gibi gözüküyor. Ama arkasında dinci vakıf ve derneklerin olduğu, onların hemen önlerinde de Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı olduğunu görüyoruz. Şimdi Adalet Bakanlığı da gündemde. Manevi danışmanlık üzerinden Sağlık Bakanlığı da buralarda. Böylece biz her bakanlığın tarikatlar koalisyonu içinde ya da bir tarikatla yönetildiğine dair iddialarımızı doğrulayan bir çerçeveyle karşı karşıyayız. Maalesef öyle bir çağdayız ki dijital bilişim çağı diyoruz. Dijital teknolojilerden söz ediliyor. Yapay zeka falan karşımızda. Özgür beyinler yetiştirip buraya hazırlayacak yere siz bunları konuşuyoruz biz şu anda. Oysa maalesef dünya başka bir noktada ve o özgür beyinler olmadığı sürece bu gelişmeler algılanamaz bile. Maalesef çok acı buluyorum ben bunu. Kesinlikle. Bakın siyasal iktidarın polis akademisinin halihazırda orası da AKP'leştirilmiş yani bir kurum. Oranın hazırladığı bir rapor var. Gülen cemaati örneği var. Hani iktidarın söylediği kavramlarla söylemek istemiyorum ama Gülen cemaatine ilişkin raporlarda çocukların itaat eden, boyun eğen, hakkını aramayan, ensesinden vurup lokmasının alındığı çocuklar yetiştirme, itaatkar insanlar yetiştirme projesi diye kendi kaynaklarında bunlar varken, kamuoyunu böylece düşmanlaştırırken bir taraftan şu anda adı sanı belirsiz pek çok dinci vakıf ve derneğin arkasındaki tarikat ve cemaatler tehlikesiyle de biz karşı karşıyayız. Veliler ve onlarca tarikat var. Veliler, mütedeyyin veliler, muhafazakar veliler bile bu süreçte olumsuz çocuklar için olumsuz olabilecek sonuçları görmek durumundalar. O yüzden muhafazakar... Ki 15 Temmuz çok önemli bir derse. Herkes için bir derste. Herkes için. Bakın binin üzerinde Gülen cemaatine ait okullar kapatıldı. 15 vakıf üniversitesi kapatıldı. Biz diyorduk ki özelleştirmeler doğru değildir. Kamusal eğitim son derece önemlidir. Çünkü kamusal eğitimde her kesimin çocuğu vardır. Her veli o okula gelir. Ve birbirlerini denetlerler. Kamusal bir denetim vardır ama velilerin ve çocukların bir denetimi de vardır. Ama siz ayrı ve tek alanlar yaratırsanız bu dinci vakıf ve derneklerin yarattığı alanlar gibi oradaki çürümeyi engelleyemezsiniz ve en çok çocuklar ve kadınlar bu süreçten etkilenir ne yazık ki. İkinci konuda şeydi bu yoksulluk meselesi. Her şekilde evet. Türkiye'nin zarar göreceği bir süreç bu sonuç olarak. Bu yoksul çocuklarla ilgili olarak siz değerlendirmenizi yaparken ben şunu vurgulamak isterim. İstanbul Bilgi Üniversitesi bir araştırma yayınlamış. Çocuğun iyi olma hali araştırmasında istediğimi alamıyorum demişler. %27'si özel ders gibi masrafları karşılayamıyormuş. Yoksul çocukların 1/3'ü tatilde bile çalışıyormuş. Çocuklar aile bireylerinden birinin işsiz kalmasından da çok kaygı duyuyorlarmış. Çok kaygılı. Bu hafta Cumhuriyet'in haberiydi bu. Yoksulluk bütün çocukların da geleceğini karartan bir başka konu. Yani biz artık tek bir şeyden bahsetmiyoruz çocuklarımızın geleceğini karartan. Bir sürü birbiriyle fakir çocuklar gerçekliğiyle karşı karşıya olduğumuz için. Orada da bir vereyim sonra sözü size bırakayım. Geçen yılın tamamında 147 bin olan yardıma muhtaç çocuk sayısı bu yılın ilk 5 ayında 178 bin olmuş. O da bu haftanın Sözcü Gazetesi'nde yer alan bir istatistiğiydi. Şimdi böyle bir sarmalın içerisinde biz eğitim diyoruz. Fırsat eşitliği diyoruz. Çocukları yetiştirip devletin çocuklarının bu ülkenin geleceğini parlatmasını umuyoruz.
Biz umalım da nasıl yapacağız bunu hocam? Evet, gerçekten veriler bir şeyleri anlatıyor ama veriler göründüğünden daha yüksek sayıda. Yani nasıl hani pandemide vefatların sayısı Dünya Sağlık Örgütü en az bunun 5-6 katı demişti. Veya depremin olduğu illerde kaybettiğimiz yurttaşlarımızın sayısı bundan çok fazla dedi. Bir vali, doğrudan bir vali bunu söyleyebildi. Bu veriler de çok son derece eksik. Ama biz mecburen Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi istatistiklerine bakmak zorundayız. Gerçekten çocuk yoksulluğuna dair hafta sonu biz bir genel meclisimizi yaptık. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası olarak. Orada çocuk yoksulluğunu son derece ciddi biçimde anlatan bir kadın üyemizin sözlerini anlatmak istiyorum. Diyor ki ben Zonguldak'tayım diyor. Zonguldak'ta bir endüstri meslek lisesindeyim. Bizim öyle çocuklarımız var ki gece madenlerde, termik santrallerde çalıştırılıyor. Sabah görüyorum yüzlerini yıkamışlar ama gözlerinin altındaki kömür karasını ben görüyorum diyor. Ve ben onlara bu çocuklar gözleri sürmeli gibi derken arkasından onların yoksulluğunu ve bir gecenin vakti çalışmak zorunda olduklarını görüyorum diyor. Türkiye'de çocuk yoksulluğu dünyada neredeyse ikinci sıraya geldiğimizi ifade etmemiz gerekiyor. Çünkü ya, sosyal yardımlarla yaşamını sürdürenler 8 milyona yakın işsiz yurttaşlar bizim velilerimiz Emre Hanım. Bizim velilerimiz. Karşılaşıyorsunuz. Karşılaşıyoruz tabii. Onlarla. Farklı illerde kent yoksullarının yaşadığı bölgelere gittiğimde öğretmen arkadaşlarımız, üyelerimiz şunu söylüyor. Öğretmenlerin maaşları evet çok eksik, enflasyon karşısında eridi. Ama biz bunu isterken üzülüyoruz. Çünkü bizim sınıflarımızda çocuklar baygınlık geçiriyorlar. Veya açlıktan. Çünkü kahvaltı etmeden gelen çocuklar. Öğlen yemeğini yemeden gelen çocuklar. O yüzden bir dönem sık dillendirdiğimiz gibi hatta 20. Milli Eğitim Şurası'nda bir karar olmasına rağmen hayata hala geçirilmeyen bir öğlen yemeği talebimizi sıklıkla sürdürüyoruz. Çünkü bir öğlen yemeği ya da bir bardak süt bir ara verilmiş bir bardak süt çocuğun gelecekte iyi olma halini bu üniversitemizin yaptığı çalışmada iyi olma halini yetişkinliğinde çok artıracaktır. Aynı zamanda sağlık sisteminden önce açısın, verilmiş sözlerdi umarım unutulmaz. Çünkü çok kıymetli. Umarız. Dünyada bunu başarmış ülkeler var. Türkiye'de yapabilir. Bir öğün çocuklara sağlıklı ücretsiz yemek verilebilir. Verilmesi gerekir. Siz de takipçisi olun. Evet. Bizler de olalım. Evet. Ne olur bunu dilden düşürmeyelim. Dilden düşürmeyelim. Evet. Kesinlikle bu çok önemli. Çünkü çocuklarımızın yoksulluk pek çok şeye erişimini engelliyor. Yoksul haneler raporumuzda da ifade ettiğimiz gibi eğitim harcaması yapamıyorlar. Bakın müzik resim dersi öğretmenleri hafta sonu kurslar var okullarda açılan. Bunlar kurs açtırmıyorlar. İşin ticari bir tarafı var çünkü. Okulda bu kurslar açıldığında akademik ücretsiz. Başarı ücretsiz ya da düşük ücretli olacak. Ama etrafta pek çok hani geliri buna uygun olabilecek insanların gittiği yerler var. İkincisi tabii de, 1000 lira vermek yerine belki 100 lira verecek. Evet ama bu kurslar açılmıyor çünkü bir yandan sınav odaklı sistem akademik başarıya çok yöneldiği için müziğin, resmin sorusunu üretemiyorlar. Kendini sesle ifade etmenin, kendini heykelle ifade etmenin, kendini dansla ifade etmenin olanakları zaten bu anlayış, laiklik karşıtı anlayış çerçevesinde ortadan kaldırılıyor. Bir de eğitimin ticarileştirilmesi üzerinden de bu alanlarda öğretmenlerimiz ders açmak istemelerine rağmen açtırılmıyor. Dolayısıyla çocuklarımızın kendini geliştirmesi, özgürleşmesi açısından ilkin karınlarının doyması, ilkin temiz suya ulaşması. Bakın Avrupa'ya gittiğimizde bir kentin herhangi bir yerinden kentin musluğunu açtığımızda içebildiğimiz su var. Ama Türkiye'de biz çeşmeden su içemiyoruz artık. Ve bu çocuklarımız temiz içme suyuna ulaşamıyorlar. Su çok önemli bir şey. Ne kadar çok konuşulacak şey var. Ama evet, zaman çok hızlı akıyor hocam. Evet, evet. Ben sizi uğurlamadan şunu da sormak isterim. Buyurun. Tatil malum şu anda. Evet. Çocuklarımıza hani dediğiniz gibi belki kurslara ya da etütlere ne bileyim hani kendi ilgi alanlarına uygun yerlere gidemiyor olabilirler ama evinde mesela en azından yapabileceği tavsiyeleriniz var mı?
Evdeki evet. çocuklara. Şimdi şöyle bizim bir Güneş Çocuk dergimiz var. Bunu şubelerimizden edinebilirler çocuklarımız. 9, 10, 11 ücretsiz bunlar. Aynı zamanda onun PDF'si de var. Hani tabii evde bir bilgisayar veya bir akıllı telefon varsa eğer. Ama bunu edinebilirler. Bir taraftan da tabii çocuk kitaplarını basan hani ciddi yayın evleri var. Çok özenli bir dille anne ve babalar öğretmenlere de danışarak kuşkusuz yaş grubuna uygun kitapları almaları çok önemli. Gerçekten okuyan bir toplum olmak çok değerliydi. Şimdi de bu hani yapay zeka üzerinden çok kısıtlı ve sınırlı bir bilgiye erişim olanağı var. Ama kitaplarda çok daha derin, çok daha güzel konulara ulaşabiliriz. Duygularımız çok zenginleşir. Kendimizin ifade gücü çok artar. Çocuklarımıza okutmalıyız. Anne ve babalarımız kendileri okumalı ki çocuklar için rol model olabilsin. Tabii bu arada TÜKVA Vakfı üzerinden çeşitli kentlerde okul binaları bunlara tahsis ediliyor ve buralarda da bir eğitim, yani anne ve babalar sizin de dediğiniz gibi çocuklarını o ticarileşmiş alanlara, özel kurslara vesaire yollayamadıklarında ya okulumuzun içinde, mahallemizde bir etkinlik varmış diyor. Bu etkinlikleri çok dikkatli bir gözle izlemesi, mümkünse okuldan siz neden yapmıyorsunuz demesi, neden ben bu hizmeti TÜKVA'dan alıyorum da neden okulumdan almıyorum, yaz tatilinde pekala gönüllü öğretmenlerimiz öğrencileri için bir şeyler yapabilir. Bunlar için siz neden yapmıyorsunuz? 1 milyon 200 bin eğitim emekçisi var. 50 binin üzerinde kamu kurumu var ve buralarda talep edin diyorsunuz. Talep edin. Bunu talep edin vakıflardan değil. Bu tarikat ve cemaat zincirlerinin oluşturduğu şeylerden, dernek ve vakıflar değil. TÜKVA değil ya da TÜRGEV değil. Ama kamusal eğitim yapan eğitim emekçilerinden, okullardan, okul yönetimlerinden bu eğitimi talep etmeleri gerçekten son derece önemli. Ben bu konunun da bir kampanyaya dönüşmesini sizden talep ederim. Zira velilerimiz de dediğiniz gibi çok farkındalar. Çünkü insanlar çocuklarını yurt dışında okutuyorlar. Bu iktidarın mensupları da aynı şekilde. Ama buradaki çocuklara maalesef başka şeyler dayatıyorlar. Oysa dünya ile adapte olmuş, dünya ile adaptasyonu sağlamış bir nesil var burada ve telefondan görüyor çocuklar. Çok teşekkür ediyorum hocam. Teşekkür o arayı ediyorum. Çünkü kapatmak lazım. Devletin görevi yapmıyorsa hatırlatmak ve talep etmek lazım. Evet. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Evet, Necla Kurul'la daha da konuşacağız ama zaten okullar açılmaya yakın, yeniden ağırlarız sizi. Bir de haftanın sosyal medyanın gündemi, karikatürlerin gündemi, neler yaşadık, neler olup bitti, bir de bu açıdan bakalım ve devam edelim panoramayı tamamlamaya doğru yol alalım. Evet, biraz önce konuştuğumuz konuları karikatürde de görüyorsunuz. Camiye gelip cemaate fizik dersi mi veriyor fizik hocamız diye soruyor çocuk hesabını. Sümeyye Efendim, bu haftanın panoramasını tamamlarken birkaç haberden daha bahsetmem gerekiyor hızlıca. Biliyorsunuz geçen hafta gündeme getirmiştik, gazeteciye bir saldırı oldu Bitlis'in Tatvan ilçesinde. Sinan Aygül'ün darp edilmesiyle ilgili gelişmeyi aktarmak istiyorum sizlere. İki kişi tutuklandı.
İki kişi tutuklanırken tabii kamuoyunda tepkilerin oluşmasının ardından belediye başkanı da çark etti diyebilirsiniz. Yaptığı açıklamayla bu ifadeyi hak ediyor. Açıklamada çünkü Sinan Aygül'e karşı yapılan saldırının dahlim dışında gerçekleştiğini, olayın takipçisi olduğunu ifade ediyor. İfade veren saldırganlar da belediye başkanının konuyla ilgisi yok diyorlar. Peki bu gazeteci niye yazdığıyla, ki orada tehdit edildiği açık, niye yazdığıyla itham ediliyor ve darp ediliyor değil mi? Bir daha bir başkan aklına yazarsan geberirsin falan gibi laflar kullanılmıştı. Bir başka konu, TRT'ye geçiyorum efendim. TRT bu hafta Metamorfoz filmiyle, dizisiyle, Osman Kavala'ya itibar suikasti dizisiyle gündemdeydi. Kavala'yı hedef alan TRT dizisi meclis gündemine de getirildi. Çok tartışıldı. Yeşil Sol Parti getirdi meclis gündemine. Cumhurbaşkanının açıklamalarıyla örtüşmesi tesadüf mü diye sordular. Dizi iki bölüm çekilmiş şu anda. Devamı da var ama demek ki bir takım tepkiler geldi herhalde ki serbestiyette bazı iddialar var. Sadece bir bölüm yayınlanmış bu arada. Yalnız şurası açık. Osman Kavala direkt itibar suikastine uğruyor bu diziyle birlikte. Zaten kendisi de bunu ifade etti tepkisini gösterirken. Özellikle bu dizide rol alanlara üzüldüğünü ifade etti. Evet, deprem bölgesine dönelim. Defne Devlet Hastanesi gündeme nasıl geldi bu hafta? Doktor var, ameliyathane yok haberiyle gündeme geldi. Defne Devlet Hastanesi'ndeki skandalları birkaç tane sayayım. İktidarın gövde gösterisiyle açtığı bir hastaneydi ve eksikler bitmeyerek sürekli gündemde duruyor. Hastanede acil müdahale için gerekli ekipmanın olmaması ise baş skandal olarak hafızanızda yer etsin. Elektriklerin kesildiği sıkça bir hastane maalesef. Bu arada bölgede böcek sorunu sıtma ihtimalini artırdı. Uzmanlar, doktorlar özellikle bu tür konularla ilgili uyarıda bulunurken bir yandan da geçen hafta da vurgulamıştık, kızamık artışı var vakalarda. Bölgedeki salgın hastalıkların artışına ilişkin de uyarılar sürüyor. Bu hafta bölgeden bir başka haber daha geldi. Enkazlardan da cesetler çıkarılmaya devam ediyor. Çok acı bir fotoğraf. Bu hafta 135. günde bir kadın cesedi çıkarıldı enkazdan ve şu soruyu da tekrar soralım. Lüks rezidanslarda, örneğin Rönesans'ta halen 53 kişi bulunamadı. Evet, peki hayatta kalanlar ne yapıyor? Bu konuyu da Afet İçin Feminist Dayanışma grubundan Ezgi Karakuş'la konuşacağız. Adıyaman'dan bir rapor hazırladılar ve bu rapor bize ne söylüyor, kendisi anlatsın. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim öncelikle. Aslında bu raporda biz ilk haftada depremin hemen ardından yaşananları, işte arama kurtarmanın ve ilk müdahalenin yokluğunu, Adıyaman'ın yani gerçek anlamda unutuluşunu, devletin hızlıca her türlü sivil çabayı nasıl kriminalize ettiğini aktarmaya çalıştık. Hem de bir yandan afetin ardından hayatın tüm yükü üzerine yıkılan kadınların varlığının ve emeğinin işte nasıl görünmezleştirildiğini, bunun karşısında dayanışmak için neler yaptıklarımızı anlattık. Birazcık bu bağlamda ele aldığımız zaman arama kurtarmadan tutalım, işte o ilk insani yardıma, köylerde neler yaşandığına, şehir merkezlerine ve özellikle kadınların bakım yükü, hijyen, güvenlik, psikososyal destek konusunda işte karşılaştıkları sıkıntılara değinmeye çalıştık diyerek bir özet yapabilirim. Tabii ki birazcık da burada Adıyaman'ın bu unutulmuş sorunuz mu vardı? Evet, bir dikkatiniz dağıldı anlıyorum ama bir misafirimiz var. Onun da söylemek isteyecekleri olabilir tabii. Dinleriz yani, o da isterseniz yanınızda durabilir. Kedinizin ismi nedir bilmiyorum ama sevimliydi. Sizin de dikkatinizi dağıttı, onun için ben biraz şöyle bir değiştireyim gündemi dedim. Efendim, çok tabii acı şeylerden bahsediyoruz ama insanız, gülümseyerek devam ediyoruz. Burada bir dayanışma grubu olmanız çok kıymetli benim için. Feminist dayanışma diyoruz. Afet için feminist dayanışma özellikle tabii hemen kadınları akla getiriyor, çocukları akla getiriyor. Gördüğünüz, vurgulamak istediğiniz nedir ihtiyaçlar bazında o dayanışmanın sürmesi açısından? Yani zaten
Yani ilk günleri aktarmadan şimdiden gireyim. Direkt zaten 5 aya yaklaştık aslında bu süreçte. Şunu görüyoruz. Deprem bölgesindeki ihtiyaçlar sona ermedi. İlk günkü ihtiyaçlar hala devam ediyor. Burada az önce de dile getirdiğiniz hem enkaz çalışmalarından tutalım. Yani tamamen kalkmamış olması, buradaki sürecin aslında hala devam ediyor olması. Hem de temel ihtiyaçlar bağlamında barınma, aslında sağlık, suya erişim, tuvalete, duşa erişim gibi ihtiyaçlar hala havada. Bununla birlikte aslında deprem bölgesine olan ilginin azalmasıyla da gündemden düşmesiyle de bu konunun bir hem oradaki gönüllünün azalması, buraya olan aslında ilginin azalmasıyla birlikte buradaki ihtiyaçlara yönelik aslında birçok konunun da gündemden düşmesi karşımıza bir buraya dair tekrar bir dikkat çekme ihtiyacını da aslında ortaya koyuyor. Biz Afet için feminist dayanışma olarak hem Hatay'da hem de Adıyaman'da aslında çalışma yürütüyoruz. Düzenli olarak da oralarda varız. Ancak Adıyaman raporunda da yapmaya çalıştığımız şey aslında özellikle o en akut müdahalenin olması gereken zamanlara da bir ışık tutmaktı. Çünkü bugün var olan ihtiyaçlar o zaman da aynı şekilde vardı ve bununla birlikte aslında karşılanmamış bir durum vardı. Hem buna bir ihtiyaç çekmek, hem bunu yazılı bir olarak bir şey olarak ortaya koymak, hem de bir yandan aslında bu raporu şu anda çıkartarak da şimdiye dair de bir çağrıda bulunmak, buraya tekrardan dikkatlerin çekilmesine yönelik bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Çünkü baktığımız zaman aslında şu anda insani yardım dediğimiz aslında o en temel ihtiyaçlar hala karşılanamıyor. Tuvalet ihtiyacı hala var. Bazı yerlerde temiz suya ihtiyaç söz konusu devam ediyor. Sel oldu Adıyaman'da ve selden sonra aslında bu su hatları zarar gördü. Dolayısıyla burada hala bazı bölgelerde bu ihtiyaçlar söz konusu. Baktığımız zaman güvenlik kadınlar için çok önemli bir aslında konu ve buna dair hala kapsamlı bir çalışmanın olmadığını görüyoruz. Kadınların maruz kaldığı şiddete, maruz kaldığı ayrımcılığa yönelik bir çalışma söz konusu değil. En temelde baktığımız zaman Adıyaman'da şu anda bir sığınak yok. Yani böyle bir mekanizma, kadını şiddetten koruyacak bir mekanizma oluşmamış orada yani. Yani evet, aslında şöyle bir acil eylem planı yok. Yani bakanlığın bu konuya dair bir ne planlaması var, ilk günde yoktu ve hani bugüne baktığımız zaman, geldiğimiz zaman bu hala yok aslında. Hem acil eylem planı bulunmuyor, hem de aslında var olan mekanizmalara erişimde çok önemli sorunlar ortaya çıkıyor. Yani burada Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çalışmalarına devam ediyor. Fakat şiddet durumunda çözüm bulacaklarını söylemek dışında buna dair önleyici bir politikası da yok, bir planı da yok aslında. Aktif olarak başvuru kabul eden bir sığınağın bulunmaması da bir aslında problem. Yani burada bir başvuru kabul ettikleri zaman bunu başka illere yönlendirmeleri söz konusu. Dolayısıyla aslında ilk günden itibaren de var olan bu problemler aslında hala devam ediyor. Yani baktığımız zaman çok basit görünen ya da bizim bir cümlede söylediğimiz birçok konu, hijyen konusu kadınlar açısından çok geniş kapsamlı bir zorluğa yol açabiliyor. Seçimi geride bıraktık artık. O dayanışmayı yeniden oluşturabilmemiz lazım. Sizler gibi orada faaliyet gösteren kuruluşlar var. Gözlem yapıp çağrıyı, sesi yükseltmeye çalışan gruplar var. Hepimizin aslında birlikte dayanışmayla bu işlerin üstesinden gelmemiz söz konusu. Dediğiniz gibi eksik çok. Ama biz varız diye tamamlamak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum Ezgi Karakuş. Bu rapor sayesinde tekrar yönümüzü, gözümüzü bölgeye çevirmemiz gerektiğini hatırlattınız. Bize sağ olun. Rica ederim. Teşekkürler. Evet, Afet İçin Feminist Dayanışma grubu Adıyaman'dan ses verdi. Ben yayına girmeden az önce Kazım Kızıl'ı daha evvel konuk etmiştik, hatırlayacaksınız. Çağrılmayan Kadir söyleşisiyle Hatay'dan gördüm. Sevgili izleyiciler, insanız ve seçim dolayısıyla
Belki kızgınlığınız da vardır, onu bilemem ama ben hak ettiğimizi düşünmüyorum kızgınlığı. Kızgınlığı hak ettiklerini düşünmüyorum bölgede insanların. O yüzden lütfen Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının taleplerinin, yurttaşlık taleplerinin sesini en azından büyütelim. Bu konuya el verin, sahip çıkın, rica ediyorum. Evet, programımızın sonunda bir dikkatinizi çekmek istediğim haber daha var. Özkan Uğur, MEVÖ'nün üyelerinden Özkan Uğur entübe edilmiş. 3 aydır yoğun bakımda. Sevenleri iyi haberi bekliyor. Ben de iyi haber bekliyorum. Eminim ki sizler de iyi haber bekliyorsunuz. Tarihçi Özlem Kumrular da bu arada yurt dışında trafik kazası geçirmiş. Onun da durumu ağırmış. Acil şifalar diliyorum. Umarım